İyi akşamlar sayın seyirciler. Yine Ekol Gündem'de gündemin detaylarını hep birlikte satır aralarında okumaya çalışacağız. Konuklarımızla birlikte tabii ki sizlerin de eşliğiyle. Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, Doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz, CHP 27. dönem İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve gazeteci Şaban Sevinç bu akşamki konuklarımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Yasin Bey. İyi yayınlar. Her şey yolunda sizin açınızdan değil mi? İyi, çok şükür. Hayat güzel gidiyor. Sağlığımız yerinde çok şükür. O zaman şimdi Türkiye açısından da güzel şeyler mi oluyor diye soracağız tabii ki detayları verdikten sonra. Çünkü 12 yıllardan sonra Mısır Devlet Başkanı Sisi Türkiye'ye geldi. Aslında öncesinde de 14 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ziyareti olmuştu yanlış hatırlamıyorsam 2024'te. Ve 4-5 Ağustos'ta da yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir Mısır ziyareti oldu. Evet. Tam da İsrail'in katliamlarının yoğunlaştığı ve önemli bir kapı. Türkiye'nin yardımlarının nakledilmesi açısından da önem arz eden. Yani baktığımız zaman bugünkü açıklamalarda da hem mutabakat zaptı imzalandı, ortak bir bildiriye imza attı iki ülke. Önemli bir ziyarette 17 başlık var ama en başta da Gazze. Demek ki Gazze konusu Mısır'ı da Türkiye'yi de bir hayli rahatsız ediyor. Gazze nezdinde aslında bölgedeki istikrarsızlık ve ekonomiye etkileri aslında önemli başlıklar belki de. Tarihsel sürece baktığımız zaman Orta Doğu'nun iki bölgesel gücü olarak görüyoruz. Türkiye ve Mısır. Jandarma desek herhalde deyim yerindeyse yanlış olmaz. Aslında baktığımız zaman derken ya bölgenin öyle koruması demeyelim mi? Demeyelim. Biz eskiden çok kullanırdık Yaşar Hocam bu kelimeyi. Şimdi biz mazlumların umuduyuz. O ayrı canım. Kimsenin jandarması değiliz. Yok, bölgesel şeyi anlamında. Güvenliği sağlama anlamında söylüyorum. Evet. Askeri güç anlamında. Evet. Yani şimdi doğrudan birbirlerine tehdit olmayan iki ülke Mısır ve Türkiye ama dalgalı seyir izliyor tarihsel açıdan baktığımız zaman. 1954 elimdeki not almıştım yanlış söylemeyeyim diye ve 2013'te büyükelçilerin geri çekilmesine kadar gerilimli süreçler de yaşandı. 2013 müymüş büyükelçilerin çekilmesi? 2013 ve 1954'te de var. 11 yıl sonra ölçüldü. Tamam. Evet Şaban Bey. 1954'te de var. Aslında biraz önce dediğim gibi bölgesel çıkarların söz konusu olduğu iki ülke birbirlerine tehdit oluşturacak bir unsur yok ama neden bu dalgalı süreç meydana geliyor Türkiye ve Mısır arasında? Yaşar Hocam sizin de bakalım. Göz göze geldik. Genel başlık altında bu soruyu cevaplamak yani bilimsel olarak doğru olmaz da her dönemin kendi koşulları var. O koşulların dayattıkları var. İki ülkenin bunu algılayış biçimi var. O koşullara göre aldığı pozisyonlar var. Bunların yansımaları var. Tabii Mısır dediğimiz yer sonuç itibariyle hani kendi halkı tarafından biraz daha geriye gidersek yani siz 54'e indiniz biraz daha geriye gidin. Nereye gidelim? Birinci Dünya Savaşı sonrasına gidelim. Yani bölgeye aslında şekil veren, buraya bırakılmış aslında kötü mirasın etkilerini biraz tırtıklarsanız görürsünüz. O da şudur, bir kere birçoğu sahte sınırlardır çizilmiş olan. Aynı kültürün, aynı inancın, aynı milletlerin bir anlamda birbirleriyle ayrıştırılarak oluşturulmuş olan sınırlar. O yüzden ben bitmeyen savaş derim hep Birinci Dünya Savaşı'na. Parantez açmıştır, ikinciyi üretmiştir. Üreten de birincisidir aslında bakıldığında. Sebepleri. Dünya Savaşı falan da değildir de dünyayı etkilediği için tabiatıyla Dünya Savaşı'dır. Avrupa'nın birbirlerini ayaklarına bastığı savaşlardır. Paylaşım mücadelesidir falan. Bir de ara bir dönem 50 yıllık Soğuk Savaşı da sığdırmıştır ona. Öylesine özenle çizilmiştir ki o sınırlar bir coğrafyadan doğan bir kaynak bir başka yere geçsin de ihtilaf konusu olsun. Biz ilahi nihai burada kalamayız. Topumuz, tüfeğimiz, üniformamız da gitse biz buradaymışız gibi o ihtilaflardan yeri geldiğinde müdahale etme şansı bulalım. İkincisi de tabii bölgenin daha minör, daha küçük. Yani etnik, siz farklısınız aslında. Siz bak mezhepsel farkınız var, sizin şu açıdan farkınız var dedirterek onları bir parça yerleşik hale getirip o çelişkileri. Ve o çelişkilere göre de birbirleriyle aslında ihtilaflı olabilsin diye de bir yerleşim mozaiği de bırakıldığını da tespit edelim. Suriye kimdir? Irak neresidir? Lübnan'ı kim karar verdi? Ürdün nereden çıktı? Dolayısıyla bu yanıyla bakıldığında Mısır'ı da etkileyen budur kuşkusuz. Daha kadimdir, bir imparatorluk geçmişinden geliyor o da. Sonuç itibariyle çok önemli. Bütün Orta Doğu böyledir. Kadim bir medeniyet. İnsanlığın aslında ilkleri nedir diye baksanız bu toprakların ürünüdür. Evet. O yüzden hani o Tunuslu seyyar satıcı bedenini ateşe verirken aslında dedi ki nedir bu? Bu zengin, bu bereketli, çağ açıp çağları yöneten bir büyük dönüşümlerin yaşandığı bu coğrafyanın niye biz yoksul çocuklarıyız? Onun isyanıydı. Yani baskıcı rejimler, babadan oğula geçen rejimler, totaliter yapılar, emperyalizmin kukla rejimleri. Mısır'ın şeyi de bir anlamda başındaki o öykünün de önemli bölümü budur. Darbeler, ardından işte Enver Sedat'ın öldürülmesi, ardından gelen 30 yıl falandır mübarek dönemi. Dolayısıyla böyle bir süreç. Nedir? Yoksul bir halk, yoksul bırakılmış bir halk. Başka? Genel yine bir cümle kuralım bu bölgeye ait. Yasin Bey, bölgenin halklarının siyasi kimyalarıyla, talepleriyle ve birikimleriyle ve arzularıyla hiçbir zaman başlarındaki rejimlerin, yönetimlerin siyasi kimyaları örtüşmemiştir ki. Ordular vardır, ordular beslenmiştir. Onlar hep savaştırılmak için kullanılmıştır. Aslında ordular savaşmamak için olmalı. Ha, Mısır'daki yaydırıcılığıyla olmalı. Önemli noktaya gelmişken Mısır ordusunu nasıl analiz edersiniz bu bağlamda? Mısır ordusu başına bir devlet, şirketleri var. Evet, jilet fabrikasına bile sahip oradaki. Tabii. Bütün işte, gübre ekonomik parametreleri değil mi? Tabii yani çok ağırlı olan. Hatta bu darbenin ekonomi politiğinde biraz Mursi'nin bu işlere de dokunmaya başlayacağını da görünce iç şeyde nedenlerden biri de bu tabiatıyla dış de şeyin dizilişin sebep olduğu bir darbe oldu. Şimdi dolayısıyla Tunus'tan Mısır'a sıçradı bu. Adına Arap Baharı dediler bir de. Kendi kulvarlarına dönüştürebilmek için. Büyük bir isyandı bu aslında. Yani yoksulluğun isyanıydı. Zulme karşı isyandı. Ve dolayısıyla geleceğine sahip çıkma talebiydi bu. Çoğu yerde başarılamadı. Mısır'da da sonuçta bir darbe dönemlerinin sonrasında gelen, yerleşmiş olan 30 yıl musallat olmuş bir yapı, emperyalizmin kuklalığını yapan bir yapı devrildi. Sonra ne oldu? Bir sandık geldi ortaya. Ya demokrasi akşamdan sabaha inşa edilir mi? Zaman ister, süreç ister, meşakkatlidir, bedel ister, destek ister her şeyden öte. Kimden? Özü sözü bir gerçekten demokrasiyi bir kılıf olarak kullanmayandı. Demokrasi de çok lastikli bir kavramdır bu arada. Herkesin kendine göre bir demokrasi tarifi var. Irak'a da demokrasiyi getiren yine Amerikan emperyalizmiydi, değil mi? Dolayısıyla Mısır'da buna hazmedilemedi. İhvan ilk defa seçime girdiği bir sandık vesaire. Bir anayasa hazırladı. Selefi gruplar protesto etti. Yeterince şer'i hükümleri içermediği. Ve dolayısıyla ben ona hep beş benzemez dedim. Dizildiler. Suudi Arabistan başını çekti bölge ülkesi olarak. Ona İran biraz sessiz gibi göründü, o da katkı sağladı. Biraz daha değerli topluydu o zaman Esad. Suriye destek oldu ve tabii Batı emperyalizm. Darbe tezgahlandı ve Sisi iktidara geldi. Doğu Akdeniz'e ilişkin bir jeopolitik dönüşümdü bu aslında. O dönemde çok yazdık, çok konuştuk. Kimin kasası olacağını Doğu Akdeniz'de kurmak istedikleri yeni jeopolitik düzeneğin, kimin askeri güç olarak kullanılacağı, kimin jandarmalığını yapacağını, o yüzden jandarma bana onu hatırlattığı için. Sömürge düzeneğinin jandarmalığını yapacak ama halkı da baskılayacak. Yine zenginlik orada kalmayacak. Sizin Doğu Akdeniz'de ne işiniz var? Gelmeyen donanma kalmadı. Doğu Akdeniz'in ülkeleri bellidir. Peki. En uzun kıyıdaşı Türkiye'dir. Dolayısıyla Türkiye defalarca bir araya gelelim. Biziz, belli, aktörler belli. Dolayısıyla buranın zenginliği konusunda da biz söz sahibi olalım. Hayır dediler. Türkiye dışında hiçbir güç kendi kaynaklarını önce tespit edecek, sonra çıkartma becerisi gösterecek ama aslan payını bu sömürgeci güçlere vermeyecek. Yaşar Hocam, bu kısa analiz için teşekkür ederim. Çünkü devam edeceğiz analize. Aslında çok önemli. Background'unu Yaşar Hocam'dan dinledik gelinen noktada ama. Turan Bey sizinle devam edelim. Tabii. Şimdi verilen mesaj, güncele gelelim. Daha sonra tabii ki özellikle bugün verilen bu fotoğrafı siz nasıl gördünüz? Gelinen aşamada, gelinen noktada ve tabii ki sürekliliğini sağlamak mümkün olacak mı diye sorayım. Bu arada kaleminizde ben. Teşekkür ederim. Zahmet lazım olacak. Estağfurullah. Sağ olun. Siz de dinlemiş olalım. Değerli bilgilerinize başvurmuş olalım. Şimdi biz yıllardır zaten Mısır'la gerginliği doğru bulmadığımızı ve Mısır'la ilişkilerimizin iyi olduğunu savunan bir partiyiz. Bu inandığımız bir görüştür. Yani şöyle bakmak lazım. Siz başka bir devlete ya da başka bir coğrafyaya ahlaki ya da siyasi tarifler yapabilmeniz için çok güçlü olmanız lazım. Yani emperyal bir tablonuzun olması lazım ya da başka tanımlarınızın olması lazım. Türkiye Cumhuriyeti daha çok kendi adına tarifler yapması gereken bir yerde duruyor. Kuşkusuz bölgenin dinamikleriyle de doğru ilişkiler içerisinde olması gerekiyor. Şunu söylemek istemiyorum. Bakın böyle asla konuşmam, böyle konuşan bir siyasetçi tablosunu da çok doğru bulmuyorum. Bunu benden duyun lütfen. Yani daha dün İstanbul sokaklarında işte Sisi ile Mürsi yarışıyor diyordunuz falan filan. Sayın İmamoğlu'nun Sayın Binali Yıldırım'la Sisi ile Binali ya da farklı bir. Bunu söylemeyeceğim. Çünkü altını çizerek söylüyorum. Uluslararası ilişkilerde atacağımız adımların iç siyasete böyle tahvil edilerek Türkiye'nin geleceğinin yenilmesini ya da rövanşist bir ifadeyle beraber de biz bunu demiştik de şimdi böyle oluyor falan demeyeceğim. Çünkü ben bir vatanseverim. Ben bu coğrafyadaki insanların huzurlu yaşamasını istiyorum. Sadece Türk halkının değil, coğrafyanın tamamının ve birbiriyle üretebilir yerde olmasını, birbiriyle sinerji yaratmasını istiyorum. O yüzden bugüne kadar yapılmış bütün olumsuz davranışların maliyetlerinin de 5-600 milyar dolar civarında olduğunu son 15 yıl içerisinde bu bölgede bunu böyle tanımlamak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bugün atılan adımı doğru buluyorum. Gecikmiş ama doğru bir adımdır. Bakın o adımın altında... Aynı Suriye konusu da aynı cümleleri. Tabii Suriye konusu bu bölgeyle alakalı. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölgede durması gereken. Türkiye lider bir ülkedir esasında. Bakın lider ülke vasfınızı tekrar kazanabilmeniz için herkesin size güvenebileceği yerde durmanız gerekir. Herkesin size inanabileceği yerde durmanız gerekir. Sulhlere aracı olmak istiyorsanız, bölge düzeniyle alakalı herkesin size güvendiği yerde önermelerle gelmek istiyorsanız başka bir tanım gerektirir. Bu arada bir arkama şöyle müsaadenizle bir dönebilir miyim? Lütfen unutmayın da şu bilgi olarak aktarayım şu neler verildi. Hem de onun üzerinden de. Tam bu noktada... Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demiş? Düzenli istişarede mutabık kaldık. Görüşmelerimizin odağında Filistin vardı. Biraz önce de ifade ettim girişte. Gazze konusu zaten en başta iki ülkeyi de etkiliyor. Hem ekonomik anlamda hem de o bölgedeki itibarını yani İslam coğrafyasındaki Mısır ve Türkiye gücünün itibarı anlamında önemli bir mesaj. Sisi'nin mesajı ise... Türkiye ile güçlü ilişkiler, mevcut irademiz, dostluk döneminin başlatılması gibi. Altında başka şeyler var ama. Bakın, tamam, onu da siz açın. Bunlar flaş olarak çıkartılanlar. Evet. Özellikle Sisi'nin konuşmasında detaylar var. Ve onları da kıymetli buluyorum. Diyor ki, bizim Türkiye Cumhuriyeti açısından baktığımızda iki tane hedef var bu süreçle alakalı. Az önce söylediğim bölge jeopolitiğiyle ilgili hocamın söylediklerine devam edeceğiz Yaşar hocamla zaten. Hocamın söylediklerine katılıyorum. Bölge jeopolitiği artık istikrarı gerektiriyor ve barışa göre adım atmayı gerektiriyor. 15 yıl önceki yerde değiliz bir defa. 15 yıl önceki Arap kalkışmalarının olduğu sürecin olduğu yerde değiliz. Gecikmiş de olsa bu adımların atılmasını çok doğru buluyorum. Şimdi hem Türkiye açısından hem Mısır açısından nedir burada istenen, asıl özlenen, bir an önce değil ama yavaş yavaş varılması gereken. Birincisi bir ticari işbirliği adımıdır. İkincisi askeri işbirliğini de içerebilecek ilişkiler kurgulamak istiyor Türkiye. SİHA'larını satmak istiyor Mısır'a. Mısır bizimle iyi ilişkiler içerisinde olsaydı biz Mısır'a SİHA da satardık. Onunla beraber tatbikatlar da yapabilirdik. 3 defa tatbikata davet ettik ama gelmedi. Çünkü Yunanistan'la ve Güney Kıbrıs'ta bizimle gergin olduğu dönemde yapmış olduğu anlaşmalar var. Bu hidrokarbon ve Akdeniz... Hayır, bu, tabii hem Doğu Akdeniz'le alakalı hem güvenlik anlamında da yaptıkları mutabakatlar söz konusu. Ve bizim dışımızda Mısır çok farklı bir ülke. Çok zekice adımlar atıyor. Rusya'dan silah alıyor. Rusya'dan yardım olarak da alıyor. ABD'den alıyor yardım olarak. Rusya'dan satın alıyor. Çin'den satın alıyor. Böyle dünya coğrafyasında çok yaygın bir ilişkiler zinciri kurma istekliği var. Ama bir şeyi görüyor. Bu arada Şangay işbirliğini de unutmayalım. Tabii oraya da başvuruyor. Ama bir şeyi görüyor. Doğru. Bir şeyi görüyor. Eğer Türkiye ile ilişkileri doğru zeminde şekillenmezse sadece Doğu Akdeniz değil bölge itibariyle bu kurguladığı işlerin altından kalkamayacak. O yüzden bugün itibariyle hem Türkiye hem Mısır açısından önemli bir tabloydu. Sisi'nin şu açıklamaları, bakın 6-7 başlık açıklama var burada. Sadece Gazze meselesi değil. Diyor ki Gazze, evet, 1967 sınırlarına çekilmiş bir Filistin devleti ve Doğu Kudüs başkenti. Bu Türkiye'nin de tezi. Beraber bunun için emek vereceğiz diyor. Bu çok kıymetli. İki, diyor ki ticari ilişkilerimizi geliştireceğiz. 5 milyar dolar civarında bir ticari ilişki toplamımız var bizim. Bu çok düşüktür Mısır'la bizim anlamımızda. Eğer bundan 15-20 yıl öncesi kadar hızlı yürüyebilseydik bugün bunu diyor ilk etapta 15 milyar dolarlık bir hacme çıkarmak istiyoruz diyor. Suriye'de Türkiye'nin normalleşme ile ilgili yol yürümesini destekleyeceklerini söylüyor. Ama altını çizerek parantezin içine de şunu koyuyor. Diyor ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına uyulması ve terörle mücadele edip terörden temizlenmesi. Bu aynı zamanda Suriye ile alakalı kurmuş olduğu ilişkinin de Suriye'yi korur nitelikte, her iki ülkenin de gelmesi gereken yeri tarifler nitelikte. Suriye ile ilgili bunu söylüyor ve doğru şeyler söylüyor. Bölgesel konularda işbirliğinin önemine vurguluyor. Bu şu anlama geliyor. Sadece Suriye, Gazze meselesi değil, İran'dan İsrail'e kadar. Çünkü diğer tarafta Mısır'ın, Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri ile başka bir şeyi var, ligi var oluşturduğu. İran'la bir denge istiyor esasında. Ama Türkiye'nin İran'la dengeli politikasını da bozmaması gerekiyor. Türkiye'nin şu anda kurguladığı politikalar doğrudur. İran'la dengeli politikaları bozmak bölgeye de hepimize de pahalıya mal olabilir. Türk iş adamlarının Suriye'de yatırım yapmalarını, daha fazla yapmalarını istiyor ve oradan ürettiklerini dünyaya satmalarını istiyor. Bakın Mısır'la ilgili bir parantez açarsak çok kıymetli bir iş yaptı Mısır. En gergin olduğumuz dönemde bile bizim Mısır'da iş yapan iş adamlarımıza dokunmadı. Çok doğru bir şey yaptı. Şu anda da diyor ki gelsin yatırım yapsınlar. Libya meselesi. Libya'da esasında Türkiye artık her iki yapıyla da görüşür hale geldi. Biliyorsunuz daha öncesinde Mısır başka bir yapıyla muhataptı. Türkiye başka bir yapıyla karşıt, karşılıklı bir duruş söz konusuydu. Hocam bunları derinlemesine girer belki. Burada da böyle bir akılcı durum oluşmaya başladı. Bunların çok kıymetli olduğunu biliyorum. Sudan meselesi var. Sudan'la alakalı birlikte davranarak çözüm üretmemiz gerekir diyor. Kıymetlidir. Etiyopya ve Somali meseleleri var. Mısır'ın başında bir dert var. Etiyopya'nın yapmış olduğu barajlar onun ileride kuraklık yakmasına neden olabilecek. Bizim de Doğu Akdeniz'le ilgili meselelerimiz var. Yani şöyle diyebiliriz, Filistin, Libya, Doğu Akdeniz ve Afrika. Afrika diye tanımlıyoruz zaten. Aslında temelinde ama burada, ekonomi ağırlıklı burada, çıkarların söz konusu olduğu bölgeler. Çok iyi tanımlamamız gerekiyor. Bunlar bir günde olacak meseleler değildir. Yavaş yavaş olgunlaşacak meselelerdir. Her iki devletin yeniden bir barışçıl çizgi içerisinde ve bölge jeopolitiğine uygun olarak adımlar atmaları çok doğrudur. Desteklenmesi gerekir ve iç politikaya asla alet edilmemesi gerekir. Peki devam edeceğiz hocam. Sayın Yılmaz, sizin de görüşlerinizi alalım bu konuda. Şimdi 12 yıl aradan sonra gelen bir ziyaret, karşılıklı ziyaretler daha doğrusu sadece sizin değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da attığı adımlar var. Hakan Fidan'ın biraz önce ifade ettiğim gibi attığı adımlar var. Mesajlar var. Genel tabloyu siz nasıl görüyorsunuz? Atılan adımlar doğru mu ve sürekliliği sağlanabilecek mi? Tabii konjonktüre baktığınız zaman. İkincisi gerçekleşti. Yüksek istişare düzeyinin. Evet. Bir arada ayaküstü bir görüşme de oldu değil mi? Katar'da oldu Dünya Kupası'nda. Dünya Kupası'nda oldu. Sonra 14 Şubat'ta Sayın Cumhurbaşkanı görüşme değildi. Sonra resmi değildi. G20 gibi. Evet, G20 zirvesi. Dünya Kupası'nda da biraz sıkışma falan oldu yani. Oldu. Dünya Kupası bir yumuşama sahnesiydi. Buyurun. Tabii bu yaklaşık 2 yılı aştı bu sürecin arka planı. İlk zirvede geçtiğimiz yıllarda Mevlüt Çavuşoğlu ve Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü çok uzun bir süreç yürüttüler. İki ülkenin ilişkilerini yumuşattılar. Tabii bu bölgede iki ülkenin ilişkisi kendilerinden ibaret değil. Farklı aktörlerin devreye girdiğini görüyoruz. Bir kere işte Mısır siyasetine baktığımız zaman hem Cemal Abdülnasır, ardından Enver Sedat ve Mübarek dönemini görüyoruz. Birçok bölgesel gerilim, darbe, cinayetler, suikastlerle karşı karşıyayız. Yani 1. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan tabloda bu ülkeler rahat bırakılmıyor. Ya bizim ülkemizde rahat bırakıldı mı? Bizim gibi. Yani aslında biz de kendimizi çok uzakta tutamayız. Darbelerden en çok çeken yaşadığımız darbeler ve hala darbeler gündemimizde. Hüsnü Mübarek'le Kenan Evren aynı tarihlerde muktedir oldular hocam. Dolayısıyla burada iki ülkenin ilişkilerindeki gerilimin temel hattı Arap Baharı meselesiydi. Arap Baharı bir domino taşı etkisi gösteriyordu ve ülkede yaşanan darbe Türkiye'de tabii şu algıyı oluşturdu. Çünkü birçok ülkede iktidarları devirmeye çalışan bir akıl vardı. Yani bu Graham Fuller'in bu bölgede didik didik çalıştığı günlerdi. Hatta şunu söyleyeyim, her ülkenin hem sağ hem solundaki siyasetleri dizayn eden bir aklı vardı. Bunu gerçekten de başardı yani birçok ülkede. Ülkenin uç siyasetlerini dizayn eden bir akla sahipti. Yani Türkiye'de öyle açıklamalar yaptı ki mesela 2012'de Grand Prix'ler. Dedi ki Türkiye'de de bu kadar dedi İslamcı partinin olmasına artık dedi gerek yok. Solu da dedi Türkiye'nin inşa etmek lazım dedi. Çok ilginçtir mesela 2012'deki bu sözü. Ardından yaşanan süreçlerle tabii irtibatlandırmak lazım. Aynı şekilde İran'la ilgili, Suriye ile ilgili çalışıyorlar. Tabii bu projeksiyonun arka planında ne var? Birincisi Mısır coğrafi olarak önemli bir yerde. Sünni İslam dünyasının en önemli aktörlerinden, işte ordusuyla, ordu devlet modeliyle bir anlamda, Süveyş kanalına sahip olması boyutuyla ve Afrika'ya açılan Sahra altına girişin en önemli kapılarından bir tanesi. Mısır'daki istikrarsızlaştırılma başka ülkelere de sıçrama potansiyeli ne sahipti. Zaten Suriye ile birlikte okumak zorundayız ya da Libya ile Irak'la bütün bunları bir arada düşünmek zorundayız. Bunların hepsi ayrı bir başlık değil aslında. Bir masada hepsi bir bütünün parçaları ve bu ülkelerde istikrarsızlık istendi. Yaşanan sürece Türkiye o günkü koşullarda bir tepki gösterdi. Bir darbe şu anlama geliyordu. Yarın bir gün başka bir ülkede de darbe olabilir. Sizde de darbe planları yapanlar var. Yani Türkiye ile de ilgili çok uzun darbe hesapları yapan vesayet odakları oldu neticede. Türkiye'de buradan tabii ki bir demokratik tutuş sergiledi. Zamanla Suriye'de yaşananlar, Irak'taki sürecin olumlu bir nihayete ermesi ve her şeyden önemlisi aslında Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi, pandemi, burada yaşanan ekonomik atmosfer, Ukrayna Savaşı'nın başlaması vesaire bütün ülkelerde yeni bir nizam, yeni bir anlayış ortaya koydu. Bu anlayış ne? Bölgesel ilişkiler ve ittifaklar mutlaka sağlanmalı. Yani küresel bir nizam olmadığı için dünyada, ABD ulaştığı her yerde bir kaos yarattığı için ABD'nin ve Birleşmiş Milletler sisteminin dünyaya getireceği bir fayda yok. Bu artık bütün ülkelerde kabul edilir hale geldi. Yani şöyle mi diyelim, yeni saflar mı belirleniyor yoksa? Her ülke artık denge siyaseti güdüyor. Dünyadaki gelişmelerin farkında her ülke. Evet, Mısır'ın ABD ile diyalogları var ama Çin'le de, Rusya'yla da diyalogları var. Farklı aynı şekilde bakın Suudi Arabistan'ın da Çin'le diyaloglarına ve yatırımlarına bakın. Yani buradan hani afaki şeyler söylenebilir ama hatırı sayılır derecede Aramco'nun Çin'de yatırımları oldu karşılıklı. Demek ki dünyada bir dönüşüm süreci var ve ülkeler burada çıkarlarını, menfaatlerini düşünmek zorunda. Bu eksende Mısır'la da Türkiye ilişkilerinde 36 başlık yayınlandı. Şimdi ortak metinde. O 36 başlığın çok önemli bir kısmı ortak işbirlikleri, işte ticaret hacmini artırmak, enerjiden diplomasi işbirliğine kadar, askeri işbirliğinden tutun, tarım, tekstil vesaire birçok alana dönük ticaret hacmini, üretim alanlarını zenginleştirmeye dönük adımlar. Bunun yanı sıra ülkeler bazlı ortak bakış açısı vurgulandı. Libya meselesi, Suriye meselesi, İran'ın istikrarı vesaire, Gazze'nin geleceği. Bütün bunlar demek ki bize şunu gösteriyor. Akdeniz'in iki güçlü ülkesi, yani evet bugün Birleşik Arap Emirlikleri çok öne çıkıyor ama neticede potansiyeli belli. Nüfus potansiyeli yok. Bir askeri gücü yok Mısır gibi bu anlamda. İslam ülkelerini etkileyecek bir potansiyeli yok. Ama Mısır'ın bu yakada önemli bir ağırlığı var. Devlet dinamiği gerekiyor. Devlet dinamiği var. Düşünsel zenginliği var. Neticede Erdoğan'la Sisi'nin arasındaki ilişkinin yumuşaması son derece önemli. Niçin önemli? Yani İsrail için ürkütücü bir mesele. Bunu unutmamak lazım. İki, Suriye'nin yeniden inşası. Suriye'nin geleceği için önemli. Çünkü Mısır, Arap dünyasının başat aktörlerinden bir tanesi. Ve Suriye'de yeni bir sürecin destekçilerinden. Dolayısıyla çok olumlu buluyoruz. Geçmişe takılmamak lazım. O günün de başka bir konjonktürü vardı. Bunu da unutmamak lazım. Hı hı. Çünkü bu bölgede istikrarsızlık yayılan bir şeydir. Hı hı. Yani komşunuza gülmenize fırsat bırakmazlar. Hemen sizin tepenize de binerler. Yani gelinen noktada iki ülkede kazan ilkesi üzerinden bölgedeki evet. şekillenme ve baktıkları zaman ekonomik parametrelerin kötüye gitmesiyle bu alanlarda işbirliğinin iki ülkenin de çıkarına olduğu farkına varıp mesela, böyle bir adım atıldı diyebiliriz. Mısır için çok hayatidir mesela. Çok evet. bilinmez. Mısır'ın işte 100 milyon nüfusu ve buğday ihtiyacı çok fazladır. Peki. Türkiye tahıl koridorunu dayatarak, ısrar ederek Mısır'ı kurtardı yani. Peki. Bunlar önemli. Şaban Bey, sizinle devam edelim. Siz tabloyu nasıl okudunuz? Yani bu atılan adımları siz nasıl değerlendiriyorsunuz evet. gazeteci kimliğinizi? Teşekkür ederim. Şimdi tabii şunu sormak lazım. Hani Mısır Devlet Başkanı Sisi bugün Türkiye'ye geldi. Çok iyi oldu. İşte 15 milyar dolarlık bir dış ticaret, iki ülke arasında ticaret hedefi koydu Sayın Cumhurbaşkanı. Acaba biz bu 2013'te ilişkileri koparmasaydık, işte 11 yıl geçmiş, Mısır'la ticari ilişkilerimiz kaç milyar dolarlarda olurdu? Yani Türkiye ekonomisi Mısır'la bu 11 yıllık kopukluk nedeniyle kaç 10 milyar dolar kaybetti? Türkiye Doğu Akdeniz'de neleri kaybetti? Bölgede hangi dengeler Türkiye aleyhine ve İslam dünyası aleyhine ve Filistin aleyhine değişti? Hangi dengeler Türkiye ve Mısır'ın küslüğü nedeniyle, kopukluğu nedeniyle? Şimdi tabii önümüzde Türkiye'nin hani salimen ve ulusal çıkarlarını gözeterek yürüyebilmesi için, özellikle dış politika yapabilmesi için geçmişten ders almak gerekiyor. Şimdi bunlar hani sanki hiçbir şey olmamış gibi, efendim Mısır Cumhurbaşkanı geldi ne güzel işte 15 milyar dolar, efendim Filistin ve Gazze'deki İsrail katliamı birinci öncelikli gündemimiz dedi hem Sayın Sisi hem Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan. İşte ne güzel filan, bundan sonra İsrail şey yapamayacak filan. Bunlar işin, çok özür dilerim, hani biraz masal tarafı. Umarız bunlara ulaşılır. Ama bir de şöyle düşünelim, eğer 2013'te Türkiye Mısır'ın iç işlerine müdahale edip, içerideki iktidar değişikliğine müdahale edip, ben çekiyorum karşım büyükelçimi, ne halin varsa gör, katil Sisi diyerek ilişkileri koparmamış olsa idi, Mısır ve Türkiye ilişkileri sürse idi, mesela işte İsrail acaba Gazze'ye o saldırıyı, o katliamı sürdürebilir miydi, yapabilir miydi? Şimdi böyle bakmak lazım. Tamam mı? Şimdi İsrail'in güneyinde güçlü bir Mısır, kuzeyinde işte güçlü bir Türkiye, ikisi de tarihi olarak işte hocalarım anlattı yani Mısır ve Türkiye tarihi olarak yani bölgenin en dost ülkesi ve en güçlü iki ülkesi, bölgenin en güçlü iki ülkesi. Şimdi bu iki ülke barışık olsaydı ve ilişkileri sürseydi 2013'ten öncesi gibi, acaba İsrail Gazze'de bu katliamı yapabilir miydi Filistinlilere? Tamam mı? Yani bizim Mısır'ın iç işlerine ihvan siyaseti nedeniyle müdahale edip ilişkileri koparmamızın hem Türkiye'ye... Ama o zaman da tam aslında içimdekini ve dilimdekini almış oldunuz. Yani bu sefer de eğer tepki koymasaydı ve Mısır'la o dönem ilişkileri devam ettirilseydi, İslam coğrafyasında Türkiye'nin itibarı biraz zedelenmez miydi? Niye? Çünkü ihvan ve diğer... Seçilmiş bir Cumhurbaşkanı varken darbenin olması ve darbelerden çok çekmiş bir Türkiye'nin hükümetinin veya liderinin tepki koymaması veya o yönde bir yorum yapmaması sizce o zamanki tırnak içerisinde nasıl karşılanabilir? Şey olur mu? Ya şöyle bir şey vardır. Yani uluslararası siyasette şöyle bir şey vardır. Yani başka ülkelerin iç işlerine karışma. Bu yani uluslararası politikanın A'sıdır yani. Alfabenin A'sı gibidir yani. Başka ülkenin iç işlerine karışmayacaksın. Sana ne? Yani ülke o iktidarı getirir, bu iktidarı getirir. Askeri darbe olur falan olur. Yani sen eğer müdahale edip düzeltebilme gücün varsa o ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Ya hem müdahale edip düzeltemiyorsun hem de işte koparıyorum ilişkileri, katil falan filan diye ya Mısır halkının bile yapmadığı direnişi Türkiye olarak, Türk milleti olarak, Türk devleti olarak sen yapıyorsun. Ya sana ne oluyor? Mısır halkının bir itirazı yok ki. Ya Mısır halkının itirazı olsa ayaklanır, bilmem ne yapar, işte Sisi'yi reddeder, devirir, başkasını getirir falan. Abi, o meydanda bir sürü insan toplanmıştı, canlı yayın yapmıştı. Yani satırla, atlarla insanlara saldırmışlardı, genç insanları vurdular, keskin nişancılar. Efendim, canlı yayınlar yapmıştık, hatırlıyorum. Efendim, ben de hatırlıyorum hani, o şeyde Tahrir Meydanı'ndaki, Tahrir Meydanı'nda aynen, günlerce, haftalarca süren evet, ayaklanmalar, çatışmalar falan filan. Ama şu, bizi, ya Türkiye dost bir ülke olarak telkin yapabilir, efendim diplomasi yürütebilir, yönetebilir filan, hani Mısır daha fazla karışmasın filan diye. Ama Mısır'da bir iktidar değişikliği olduktan sonra vay sen darbecisin, tanımıyorum seni, sen katilsin, işte Mursi'yi devirdin, kardeşimi devirdin, Müslüman kardeşler liderini iktidardan devirdin filan. Ya bize ne kardeşim? Bir, iki, hani darbelerden çok çekmiş Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Mısır'daki darbeye sessiz kalamazdı. O zaman Sudan'daki askeri darbe liderini niye biz 2 ay sonra Ankara'da ağırladık? Sudan'da da El-Beşir'i darbeyle devirdi 4-5 yıl önce Sudan Genelkurmay Başkanı galiba. Askeri darbe oldu orada da, ki El-Beşir de diktatördü. Devirdi askeri darbeyle. Sonra biz onu 2-3 ay sonra Ankara'da ağırladık. Sudan darbeci generalini, darbeci devlet başkanını. Bunlar, çünkü Sudan'da başka bir şey vardı. Yani Sudan'da demek ki Müslüman kardeşler ya da ihvan siyaseti yoktu. Ya da herhalde bizim Türkiye olarak altımızda değildi demek. Yani o İslami bakışımızın hedefinde değildi galiba, ki Sudan'la öyle bir ilişkiyi uygun gördük. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar burada bizim değerlendirmemiz, yani bundan sonra benzer hatalar yapıp ülkemizin benzer kayıplara uğramaması için bunların değerlendirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Biz şimdi hani bu Suriye konusunu konuşurken Ahmet Davutoğlu'nun bu belayı Türkiye'nin başına yarattığını söylemiyoruz mu sık sık? AK Parti'yi destekleyen arkadaşlarımız da söylüyor. Ahmet Davutoğlu yarattı bu sıkıntı, işte danışmanken, Dışişleri Bakanıyken, sonra Başbakanken diyorlar. Ha, o yarattı, o yaratmadı, ayrı konu. Bunu niye konuşuyoruz? İkide bir. Ya yanlış yapıldı. Bak orada öyle yanlışlar yapıldı. Bundan sonra dikkatli olalım. Şimdi Suriyeli de barışmaya çalışıyoruz değil mi? Şimdi yani arkadaşlar şunu anlayalım yani. Hükümet, Türk hükümeti, Sayın Cumhurbaşkanımız o dönem bir ihvan siyaseti uyguladı. Bölgeye ihvan gözüyle baktı. Yani Müslüman kardeşler gözüyle baktı. Ve bu yanlışları yaptık. Mısır'da da yaptık. Suriye'de de yaptık. Başka sahiplerle, yani Suriye'de daha eski 2011'de yaptık o Suriye. Suriyeli'de çok iyi ilişkilerimiz vardı. Esad eşiyle birlikte Türkiye'ye gelmişti. Yanılmıyorsam Bodrum'da Sayın Cumhurbaşkanı ve eşiyle birlikte tatil yaptılar. Suriye'de Ortak Bakanlar Kurulu, Ankara'da Ortak Bakanlar Kurulu Suriye'yle. Babam da yine bozmaya çalışıyor ilişkileri. Sonra birden... Dünya dönüyor ama. Diplomatik dünya dönüyor yani. Dünya sonra birden karıştı. Şimdi ya bizim bakın Mısır'la, ya bölgenin en büyük gücü ve Türkiye'ye dost. Ya biz 98'de bakın 1998'de daha AK Parti kurulmamış. Bülent Ecevit Başbakan, Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı, Abdullah Öcalan'ı Suriye'den çıkaralım diye bir sert bir politikaya geçtik 98'de. İşte Kara Kuvvetleri Komutanımız gitti, Suriye sınırında bir açıklama yaptı. Yani gireriz Öcalan'ı alırız anlamına gelen. Sonra diplomasi devreye girdi. Suriye'ye Öcalan'ı bize teslim et diye Türkiye bir baskı kurdu. Sonra o zaman Hafız Esad vardı, baba, şimdikinin babası. O zaman Hüsnü Mübarek Mısır Devlet Başkanı, dost ülke Türkiye ile, geleneksel olarak dost ülke, eski Osmanlı toprağı. Ne yaptı Hüsnü Mübarek? Demirel ile Hafız Esad arasında git gel yaptı, arabuluculuk yaptı ve onun arabuluculuğu sonunda Suriye Abdullah Öcalan'ı sınır dışı etti. Sonra işte birkaç ay sonra Abdullah Öcalan Rusya, Avrupa, Yunanistan vesaire dolaştı. Gelen tabloyu... Türkiye'nin şu anda Türkiye'de İmralı'da yatıyor. Şimdi dolayısıyla yani itirazlarım var. Hemen yani... şerh koyuyor Yaşar Hocam bu arada. İtirazlar olacak. İyi ki cümleyle özetlersek. Hemen toparlıyorum. Evet. Ya hatta öyle noktalara gittik, işte 2019 İstanbul seçiminde Sayın Cumhurbaşkanı Binali'ye mi oy vereceksiniz, Sisi'ye mi? Yani Ekrem İmamoğlu'nu Sisi'ye benzetti. Evet. O zaman çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın gözünde Sisi bir nefret objesiydi, bir katil objesiydi. Hı hı. Bugün Ankara'da en üst düzey protokolle ağırladı, doğru yaptı bak. Çok doğru yaptı çünkü Türkiye'nin ulusal çıkarı hem ekonomik hem işte diplomasi hem Doğu Akdeniz'deki olması gereken nokta çıkarlarımız. Peki. Mısır'la bizim en ileri düzeyde dostluk ve ilişkiler içinde olmamızı gerektiriyor. Bugüne kadar yapılan yanlıştı. Bakın son cümle olsun. Bakın hala hükümet yani Sayın Cumhurbaşkanı ve iktidar diyeyim bu ihvan yani ülkelerin iç işlerine karışma siyasetini tam terk etmedi. Mesela Filistin'de benzer şeyi yapıyoruz. Hı hı. Filistin'de bir hani bütün dünyanın tanıdığı bir şey var. Neydi o partinin adı? Mahmud Abbas yönetimi var. Hı hı. Ama biz Türkiye olarak Hamas'ı çok öne çıkarıyoruz. Peki. Hamas yani Filistin'de de Filistin topraklarında da Filistin halkı içinde de Türkiye Hamas'la işbirliğinde işte Mahmut Abbas Türkiye'ye son çivisi oldu. Peki. Son cümleyle. Ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı ya Mahmut Abbas davet ediyorum geldi. Son çiviyi de vurdu. Mahmut Abbas alacağım ben. Geldi yani. Peki. Hani biz teşekkür ederim. Başka ülkelerin iç işlerine karışma politikasından vazgeçmemiz gerekiyor. Böyle. Bu nihayetinde ortaya çıkan tablo ama memnun etti sizi yani. Çok kaybımız oldu. Haritaya geçerim de şimdi bak. Ama şerhinizi de orada koyun. Buyurun. Değil burada. Burada mı yapalım? Uluslararası ilişkiler bir süreç analizidir. Böyle analiz falan yapılmaz. Tamam mı? İkincisi bir bakıştır Şaban Bey'inki ama korkarım. Yani Şaban Bey'i de ayrıca çok severim. Bu bakış ancak bir emperyalist pencereden baktığınızda böyle görürsünüz. Neden öyle gördünüz? Öyle. Tabii. Oradan niye barıştık o zaman Mısır'la emperyalistsek? Yani ne alakası var? Rica ederim. Oradan bakarsanız ihvan öyledir. Suriye böyledir. Doğu Akdeniz'de ne işimiz var? Hayır, ne işimiz var demedim. Doğu Akdeniz'de mevzi kaybettik, çıkar kaybettik. Şeyini bozmayayım diye yani tamamen her şeyi bütün tabuta çivilerini çak diye bekledim. Son çiviyi de çaktın. Filistin dediğin an bana emperyalizm geldi. Filistin'in de iç işlerine karışıyoruz diyorum. Karışmıyor muyuz? İç işi mi kaldı? Karışmıyor muyuz hocam? Bütün insanlığın içi orası artık. Ayrı konu. Ben o anlamda demiyorum. Lütfen yani. Ben o anlamda demiyorum. Bak onun için bunu söyledim. Ben o anlamda demiyorum. Son o Filistin'i karıştırmasaydın bu emperyalist bakışı söylemeyecektin. Bunu bana söylettirdin ya. Ya hocam siz de biliyorsunuz da neyse. Şimdi, neyse. Doğu Akdeniz'de bir plan tezgahlandı. Bunları harita üzerinde anlatalım mı? Peki anlatalım. Yaşa hocam. Hazır rakamlar var, elime alayım. Doğu Akdeniz derken tamam. Akdeniz'i ayaklarınızın altına getirin. Şöyle İrfancı dış politika falan bir yakıştırma. Şöyle buyurun lütfen. Yakıştırmadır. Hem cevaplarınızı verin. Şöyle bir şey yapsaydık Şaban Bey. İhvan'ın her şeyini, her yerin, her gücün nedir? Hamas'ın, El Fethi'nin elbette beğeneceğin yanı var, beğenmeyeceğin yanı var. O değil. Hocam sonuçta, bir şey sorabilir miyim? Tabii. Cetveli elinize almadan önce. Evet. Esasında Mısır buyurun. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın durduğu yer bir yanıyla da İran'ın ve vekillerinin karşısında bir terazi durumunda değil midir bu tabloda? Esasında öyle de bir duruşları var galiba. Tabii. Değil mi? O da var. Ya burayı da görmek gerekiyor. Tabii. Ama istiyor ki buranın sömürgeci güçleri şuraya girdiler. Evet. Tüm gelmeyen donanma kalmadı. Dediler ki önce buranın en büyük gücü Türkiye. Bunun bir durdurulması gerekir. Kıbrıs davamız var bizim değil mi? Bunun çok önemli bir bölümüydü. Dolayısıyla buradan olabildiğince çıkmamaya çalışırsa iyi olur. Bir harita peydahladılar, Sevilla haritası diye. Bu soruyu sorma nedenim şu an mı? Hocam açayım arzu ederseniz. Tabii. İran'ın ve vekillerinin karşısında bir güç derken, Filistin meselesi de daha sonra başka bir yere evrilebilir mi anlamında sordum. Hem bir çözümcül yer olabilir, olmayabilir ayrı bir konu ama yani bu tarz olmaz. Bölgedeki bu değişik güçlenme. Ona da girelim kıymetli vekilim. Bakın. Bizim için bu Adalar Denizi'dir ve bizi de o haritayla şu yani Adalar Denizi'ne çıkamayacak noktaya getirme 6 mili, 3 mildir Lozan'da. 6 mili bile kabul etti de 12 mile çıkartma kararı var ki bu 80'li yıllardır, 92'dir galiba yanılmıyorsam. Bunu savaş nedeni saydık biz parlamentodan çıkan. O gün bugündür o geçti. Rahmetli Özal döneminde böyle bir şey oldu. Evet dolayısıyla ama buradan... Kokusunu aldılar ya yeni kaynaklar var. Hı hı. Sadece Mısır açıklarında, Mursi döneminde ve Mısır'ın kıta sahanlığının bölgesinde İtalyan Eni firması doğalgaz keşfiyle Euro bölgesinin 25 yıllık doğalgaz, o yeni keşifle doğalgaz ihtiyacını karşılayacağının projeksiyonunu yaptılar. Öyle bir potansiyeli var. Açıklamadılar bunu. Darbeden sonra ortaya çıktı bu rakamlar. Ne zaman oldu bu? Rusya'yla da tek tedarikçi falan sıkıntının olduğu bir dönem. Mısır'da darbeyi tezgahladılar, sahaya sürdüler Mursi'yi, bu işin askeri gücü olsun diye kullanmak üzere. Libya'da Hafter'i sahaya sürdüler, oradaki yönetimi devirip Mısır'la Libya'yı birlikte hareket ettirebilmek için. Bölgeyi dizayn edecekler ya, kaynaklara sahip çıkacaklar ya, aslan payını alacaklar ya. Türkiye'yi de bypass edip. Tabii, Birleşik Arap Emirlikleri'ne sen de kasasın dediler. Sermayeyi de sen sağlayacaksın. Türkiye'yi de burada, yani bizim aldığımız hidrokarbon araştırma gemilerimiz, sismik gemilerimiz, onlar da dışarıya çıkamayacak noktaya gelsin diye büyük bir uğraş verdiler. Yunanistan'ı Doğu Akdeniz ülkesiymiş gibi devreye soktular. Bir şey yaptık, çok önemli bir hamle yaptık. Libya'da iç karışıklık döneminde oldu bittiye getirilerek, Güney Kıbrıs Rum yönetimi zaten adanın bütün sahibiymiş gibi davranarak, deniz yetki alanları anlaşması yaparak, Libya halkının, bugün de aynı şeyi söyleyeceğim şimdi, Mısır'ın da 21.000 kilometre karelik alanı kayba uğramıştır. Nasıl olmuştur onu söyleyeceğim. Libya ile de aynı şey yaptılar. Sonra meşru hükümetle birlikte Türkiye anlaştı. Deniz yetki alanları anlaşmasını imzaladı. 27 Kasım 2019'da. Bu bölgedeki Yunanistan'la başlayan süreci engelleyebilmek için bir adeta bu oyunu bozmak üzere bir kama gibi girdi buraya. O jeopolitik dengelenme biraz sarsılmaya başladı. Daha doğrusu o dayatma, jeopolitik dayatma. Mısır'a da dediler ki sen Yunanistan'la yapacaksın. Sisi'ye. 6 Ağustos 2020, 8-9 ay sonra, bizim Libya'yla yaptıktan 9 ay sonra Yunanistan'la deniz yetki alanları anlaşması imzalattırdılar. Nasıl imzalandı bu? Deniz yetki alanları anlaşması ne? Kıta sahanlığı ne? Kıta sahanlığı ana karanın deniz altındaki doğal uzantısıdır. 200 mildir. Eğer coğrafi koşullar imkan verirse 350 mile kadar gidebilir. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin şeyi budur. Çerçevesi budur. Ama şeyin ana karanın uzantısı kabul edilen bir bölgedir o. Ama ve şeye gerek, yani doğal egemenlik hakkıdır bu. Bir ilana, herhangi bir bildirime gerek olmadan onun hakkıdır. Ama ekonomik bölge o sadece denizin altı değil, su yüzeyinin de zenginliğinin sahildar ülkeye ait olan kısmıdır ve mutlak surette bildirime zorunluluğudur. O da yine Birleşmiş Milletler'in Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin çerçevesine göre. Dolayısıyla bir anlaşma yapmak, bir bildirimde bulunmak, benim şeyim, onun da sınırı 200 mildir yine. Ama anakaradan başlayarak. Sonuç itibariyle, kıta sahanlığından itibaren, sonuç itibariyle Libya ile Türkiye bu anlaşmayı yaptılar. Mısır'la da dediler ki Yunanistan'la yapacaksın. Yunanistan kıta sahanlığından sonra yapması gerekiyor. Kıta sahanlığına bakınız neresidir? Ama Akdeniz'de yapabilir mi? Mümkün değil. Ne yapıyorlar? Yunanistan'ın hukuksuz, coğrafi gerçekle hiç bağdaşmayan bir iddiası var yıllardır. Girit'le Rodos'u birleştirdiler hat olarak. Esas hat burasıdır dediler. Buranın kıta sahanlığını esas aldılar. 200 mil. Oradan itibaren Mısır'la deniz yetki alanları aşağı yukarı şurası falan. Şunu yazmışlar ama okla göstermemişler. Şöyle bir yere tekabül ediyor. Yani Girit'le Rodos anakara kabul ediliyor. Yunanistan'ın. Oradan itibaren kıta sahanlığından itibaren deniz yetki alanları anlaşması Mısır'la yaptılar 2020'de. Türkiye tabii büyük tepki gösterdi. Bunu yok saydı. Uluslararası hukuka asla uymayan. Libya ile yapılan. Tabii bu ne demek? Yunanistan kendini bir takım adalar ülkesi gibi dayatıyor bize. Takım adalardan oluşan ülkeler var. Endonezya gibi. Takım ada ana karası var. Kopuk mu? Yunanistan bir yarımada. Ada mı? Yunanistan ada olsa bu adalar egemenliğindeki Rodos'u, osu, busu da sonuçta bir takım adalar devleti olabilir. Öyle olmadığı çok açık. Dolayısıyla yine Uluslararası Adalet Divanı'nın kararıdır. Adaların kıta sahanlığı olmaz. Peki Türkiye'nin hamleleri nasıl hocam, toparlayacak olursak? Meclis için de aynı şeyi diretiyor ya bize. Evet. 4000 kilometre karedir Meclis yüz ölçümü. 40.000 kilometre karelik kıta sahanlığını dayatıyor bize. Kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla Mısır'la bu yapılan anlaşmayla Yunanistan'ı da Doğu Akdeniz'e eklemlendirdiler. Bunların hepsi Türkiye'nin buradaki bütün egemenlik haklarına bir saldırıydı. Kıbrıs'taki plandı. Doğu Akdeniz'deki kaynakları gördüler. Türkiye'de o arada devrim niteliğinde bir filoya sahip oldu. Dediler ki ya bu Türkiye arayacak, çıkartacak, işletecek. Bizim aslan payımızı da alamayacağız. Derin deniz sondajları kesinlikle bir stratejik iştir, politik bir iştir. Parasını verir yaptıramaz. Yine geldi aklıma söyleyeceğim. Yıllar önce enerji jeopolitiği dersi okuturken çocuklara derdim ki sakın ola Türkiye petrol ve doğalgaz zengini değildir demeyin, not kırarım. Hocam haksızlık nerede denir? Soru şu, not kırmazdık tabii de bir bilinç oluşsun diye. Birincisi yeterince aradınız mı? İki, siz aradınız mı? Yeterince aradınız mı bilimsel gerçeklik? Bugün doğalgaz sahaları %51'i daha da fazlası artık deniz alanlarında. Üç tarafınız denizlerle çevrili. O yüzden mavi vatan diye titriyoruz üstüne. Her tarafınızı arayacaksınız. Ve siz arayacaksınız çünkü derin deniz sondajları son derece toparlayacak olursak hidrokarbon ulusal teşkilatları, istihbarat teşkilatları kadar önemlidir. Dolayısıyla bu oyun tutmadı. Ardından Mısır'ın da bu konuda bakın bir anket yayınlandı. Çok ilginçtir. Sisi dönemiydi. Kendi ülkenden sonra en çok kime güvenirsin diye soruluyor. Hangi ülkeye? Türkiye çıktı. Nedir biliyor musunuz? Türkiye. Mısır halkına. Evet, Mısır halkına. Türkiye çıktı. 100 milyon üstünde bir nüfustur bu. Darbeci de olsanız o 100 milyonluk ülkeyi yönetmeniz kolay olmaz. O açıdan birkaç cümleyle toparlarsak hocam bu atılan adımları. Mecburdular bunu yapmaya. Mısır'da ihvanın önünü kesenler demokrasi ya destek ol be kardeşim. Suudi Arabistan, Selefiler yeterince şerri değil bu adamlar diye önünü kesmeye çalıştılar. Bunu yapanlar Suriye'de de DAEŞ'i buradan doğan DAEŞ'i Irak'tan Suriye'ye soktular. Burada önünü kesenler ihvanın, burada DAEŞ'in önünü açanlardır. Kissinger'ın bir lafı var. Mısırsız savaş, Suriye'siz barış olmaz. Tam da bu denklemi kurdular. Türkiye bütün bu oyunları bozmak üzere dirençli davrandıkça sonuç itibariyle gelinen nokta budur. İhvancı siyaset Brezilya ile birlikte İran'ın Birleşmiş Milletler'de oylamada İran'dan yana oylama yapmaz. İhvancı siyaset Katolik Venezuela'nın emperyalizme karşı orada direniyor. Destek olmaz. Bunları unutmayalım. Böyle bir yaftalamayla doğru değil. Bir şey daha, başbakan da o zaman Sayın Cumhurbaşkanı Mursi dönemiydi. Havaalanında spontan bir mitinge dönüştü. Hatırlar mısınız? Evet. Orada ne dedi? İslam'la demokrasi yan yana gelmez diye ürkmeyin, korkmayın. Bu doğru değil. Biz örneğiz. Laiklik vurgusu yaptı. Ağzından laiklik çıktı. Mursi döneminde. Mursi döneminde. Hatırlıyorum. Peki. Tamam mı? Bu hocam, öyle bir ürküttü ki emperyalizm. Ne oluyor dedi. Başka bir konuya geçeceğim. O yüzden son bir cümle ekleme yapmak istiyorum. Mısır'la Yunanistan'ın yaptığı deniz yetki alanları anlaşması şu anda aktif mi? Kimle pardon? Mısır'la Yunanistan'ın yaptığı. Tabii aktif. Ama geçerliliği yok. Geçerliliği yok. Bizim zaten kıta sahanlığımızı ihlal ediyor. Şimdi yaparsak, o yüzden baktım ben. Turan Bey ayrıntılı anlattı ama. Hoca da bana attı, baktım orada henüz somut bir şey görmedim şey açısından. Evet. Deniz yetki alanları anlaşması yapmak konusunda Mısır. O yok. Evet. Şimdi çok önemli bir adım onu. Onu yapabiliriz. Ona rağmen yapabiliriz. Peki hocam. Zaten uluslararası aykırı. Diğer bir konuya geçeceğiz. O zaman müthiş bir şey olur. Gerçekten önemli. Hocam diğer bir konuya geçeceğiz. Bir iki cümleyle yalnız başka bir konuya da geçeceğim. Hazır Akdeniz'e konuşma ederseniz hiçbir şey anlatamayız. Bu konu önemli Yasemin. Şimdi hocamın anlattıkları doğru ama. Önemli olmaması mümkün değil zaten. Hocamın anlattıkları doğru ama nalıncı keseri gibi kendimize yontmamız gerekmiyor. Esasında o dönemde Türkiye dışlanmış vaziyette. Ve mesele şu. Ya ben bu masada olurum, ya ben bu masayı deviririm şeklinde davrandığınız zaman faturası ağır oluyor bunun. İşin gerçeği şudur. Biz o dönemde dışlandık. Orada başka bağlaşıklıklar oluşturuldu. İşin içinde Fransa'nın olduğu, Yunanistan'ın olduğu, Güney Kıbrıs'ın olduğu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu, Arabistan'a kadar çeşitli farklı devletlerin bir araya geldiği orada neredeyse Türkiye'nin dışında bir doğalgaz hattı ve kaynakları belirleme hattı oluştu. Ama gerçek şudur. Bunları ne kadar yaparsanız yapın, ne Mısır Türkiye'siz, ne Türkiye Mısır'sız o kaynakları kullanabilecek yerde değil. Doğru. Bunun farkına varmamız lazım. Doğru. İkincisi, bu süreç içerisinde başka gelişmeler oldu. Mesela Mısır'ın Türkiye ile bu yolu yürürken söylediği şeyler vardı. Sizin ülkenizde ihvancı yayın yapan yayınları kapatın diyordu. Kapattı Türkiye. Türkiye kapattı. Buradaki bir takım şirketleri de kapattı. Ve bir başka şey daha hatırlatayım. Bunlar yanlıştır diye söylemiyorum. Bunlar doğrudur. Devletler birbirlerini tatmin etmek zorundadırlar. Kabadayılık meselesi değildir. Gücünüz varsa kabadayılık yaparsınız. Değilse diyaloglarınızı doğru yerde kurarsınız. Şimdi bakın Mısır'da 8 Müslüman kardeşler üyesi idama mahkum edildi. Bunlardan bir tanesi Çağ'ın Rabia'sı diye anılan Esma Biltacı'nın babası. Hiç kimse bilmiyor bizden şu anda bunu. İdama mahkum edildi 8 kişi. Eski dönem olsaydı bunlar Türkiye'nin içerisinde kıyamet kopardı, öyle olurdu, böyle olurdu. Bir yol yürüyor iseniz o yolun gereklerini doğru yerine getirmek zorundasınız. Böyle Türkiye'nin hiç çıtı çıkmadı bu konuyla ilgili. Bir şey ekleyeyim. Özür dilerim, yanlış anlaşılmasını söyleyeyim. Bu konuyu kapatacağım. O yüzden son cümleyi rica edeceğim. Burada Türkiye'nin her anlamda sağduyulu duruşunun kıymetli olduğunu düşünüyorum. Evet. Mısır'ın da çıkarları, Türkiye'nin de çıkarları bunu zorunlu kılıyor. Bölgesel olarak zorunlu kılıyor. Evet. Burada bir şey vurgulayayım. Ama bir iki cümle rica edeceğim. Uluslararası çünkü konuşacağımız konular var. Çıkarlarınız önemli. Evet. Fakat bölgede domino etkisi yapabilecek bölgenizdeki müdahalelere de tepki vermeniz lazım. Niye? Bakın biz yakın tarihte Irak'ta olan bitenlere Türkiye sesini çıkaramadı. Libya'da olup bitenlere Türkiye sesini çıkaramadı. Kaddafi'nin ilk devrildiği. Yıllar sonra biz Libya'da varlık gösterdikten sonra bakın o anlaşma geldi. Bugün Libya ordusunu yetiştiren bir Türk askeri var. Yani bu geçmiş hocam bunlar statükoya, ülke eden anlaşmalar geçmiş esasında. Statükoya çok kapılmamak lazım. Özellikle 80'ler, 90'lar Türkiye'nin içe kapandığı, dünyaya gözünü kapattı ve bölgesinde yaşanan her şeye Brüksel'den bakan, Washington'dan bakan bir gözdü. Onun için mavi vatan kavramıyla alay ediyorlar bugün birileri. Oysa mavi vatan bakın Libya'yla, Libya'da müdahale olduğunuz için var. Ve Türkiye Libya'da resmi meşru hükümeti desteklerken çok ilginç. Geçen sene 2022'de HDP milletvekili, bugün de DEM Parti'nin yöneticisi Tülay Hatimoğulları Hafter'in ayağına gitti. Türkiye'nin aleyhine Hafter'e konuşmalar yaptı. Çok ilginç. Demek ki Türkiye'de de iç siyaset kendi başına değil. Türkiye'nin dış perspektifi, bölgedeki çıkarları bazı partilere de rahatsız ediyor. Bunu da iyi görmek. Ona bakarsanız bazı açıklamalar. Bu çok Afrika'da olumlu bir gelişme. Var diyenler de oldu. Libya'da bu var diyenler de oluyor. Ama Mısır'la siyaseten zaten ticaretimiz hiç ara vermedi. Yani Türkiye ektiğini yani biçmedi, mevzuyu biçmedi. Hani Şaban Bey'in o 2013'teki olaylara dönüş yaptı ya. Yani bunları yaşanması zorundaydı. Çünkü Mısır'a müdahale edildi. Ve Mısır'a müdahale edildiğinde sizin görmeniz lazım ki kendinize de sıranın geldiğini bilmeniz lazım. Peki. Yaşar Hocam sizden de son bir iki cümle rica edeceğim. Hepsi, yani Doğu Akdeniz'de kurmak ve dayatmak istedikleri sömürge jeopolitiğinin ana hedefi bizdik zaten. Henüz daha bitmedi. Bütün hamleler Türkiye üzerine kuruluydu. Henüz daha o mücadele bitmedi ama önemli ölçüde kırdık. O dirençle kırdık. Libya anlaşması çok kıymetliydi. O yüzden güvenlik anlaşması yaptık. O yüzden tezkere çıktı. O yüzden hatırlattığı şey çok önemli hocanın. Yani HDP o yüzden o tezkereye canhıraç, Libya tezkeresine hayır oyu verdi. Şimdi dolayısıyla Mursi iktidara geldi. Mübarek döneminde İsrail'le yapılmış yağlı börekli doğalgaz anlaşmalarını, enerji anlaşmalarını iptal etti. Bir debelendi İsrail. Enerji, elektrik fiyatları %25 arttı. Tabii onun da imdadına Tamar ve Leviathan bölgesindeki kaynaklar geldi. Ve dolayısıyla bir toparladı. Ben de oyuncuyum dedi. Doğu Akdeniz'de. Şimdi Mursi'yi yargılayan o sözde mahkeme ne sordular biliyor musun hesap olarak? Sen refah sınır kapısı niye açtın diye. Neresi orası? Bugün artık İskoç taraftarının bile isyan ettiği, insanlık küresel vicdanın son ayağa kalktığı, orayı niye açtın diye o alçaklar onu sordular ona. Özetle iyi bir şeydir bu. Kıymetini bilelim, bozulmasın. Bu tablo yani yoksa tabii ki çok jeopolitik olarak adamlar sömürgecileri, bölgenin bütün emperyalistlerini kim olursa olsun, bakmayın onun dini referanslı olmasına. Anti-emperyalist midir? Başımın tacıdır. Şu olaya gidelim mi? Biraz önce Akdeniz'e gitmiştik ya Yaşar Hocam. Şimdi şu konuyu da değiştirmiş olayım hem. Bu Güney Kıbrıs'la ilgili bir Famagusta mıydı? Neydi ismi? Evet. Famagusta. Gazi Magusta'nın Yunanca. Famagusta. Netflix ne yapmaya çalışıyor şimdi böyle Kıbrıs Barış Harekatı'nı kötüleyen bir anlamda? Hani spekülasyon peşinde mi? Yoksa Türk askerine karşı da bir lekeleme var. Yapılan harekat da nihayetinde biz oraya barış için gittik diye resmi ağızlardan açıklama yapılmış. Belgeler ortada. Rum tarafının, EOK'cıların yaptığı katliamlar ortadayken, bu kadar belge, resmi belgeler, açıklama ortadayken neyi hedefliyor diye, o zaman Turan Bey sizinle başlayalım. Öyle bir 15 dakika içerisinde şu konuyu bir değerlendirmenizi merak ediyorum. Somut bir cevap vereceğim. Bizim böyle dönem dönem galyana gelecek işlerle karşı karşıya gelip bir takım salvolarda bulunmamız yerine buna ilişkin mesela dezenformasyonla mücadele eden bir kurumumuz var değil mi? Onun bu tabloyu domine etmesi gerekir. Yani İletişim Başkanlığı ne yaptı? Dezenformasyonla mücadele adı altında tuttu. Hamas'la ilgili, Filistin'le ilgili bütün yalan, yanlış gördüğü haberlere karşı izahatlar ve açıklamalar yaptı. Bir bilek güreşi ortaya koydu. Evet. Ben kısmen de başarı olduğunu düşünüyorum oralarda. Yani bir doğru bilgilenme anlamında. Artık geldiğimiz çağ itibariyle böyle birbirine işte sosyal medyada öyle oldu, efendime söyleyeyim sanal dünyada böyle oldu diye horozlanma vesaire gibi bir şeyin anlamı kalmadı. Halkları birbirine düşman kılacak şekilde davranışları da motive etmenin bana göre bir anlamı yok. Eğer halkların katılıp tepki göstereceği o sanal dünyada şeyler varsa o tepkiyi zaten gösterirler. Sizin orada ortaya koyacağınız şudur: Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerekliliği. Bir cuntanın orada yaratmış olduğu, bir cunta döneminin orada yaratmış olduğu belli ölçüde soykırıma varan davranışlara karşı zorunlu tedbir alma anlamında adaya barış götürme niyetiyle yapılmış olan bir çaba, sarf edilen çaba, bunu dünyaya tanıtabilmektir. İletişim Başkanlığımız orada. Dezenformasyonla mücadele denilen olay budur. Bu mücadelenin böyle verilmesi lazım. Yoksa her gün halkımızın gündemine, kendi gündeminin ötesinde bir takım konuları koyarak aman ha o bize şunu dedi, bu bize şunu dedi, bu bize... Bunun sonu yok ki. Siz sosyal medya ya da sanal dünya ya da iletişimde gelinen olan son tablo itibariyle herkesin her şeyi etkilediği bir yerdesiniz. Bakın X'in sahibi Trump'a karşı tavır almıştı zamanında değil mi? Trump'ı yasakladı kendi bünyesinden. Sonra bugün geldi Trump'la beraber temas halinde çalışıyor. Emperyal ihtiyaçlar, bu mahreçlerin tamamını kendi istek ve ihtiyaçlarına göre yönlendirir ve kullanırlar. Burada doğru olan o silaha karşı benzeri bir silahla karşı koyabilmeniz, kirli bilgiye ve enformasyona karşı da doğru bilgiyi aynı kaynakta sunabilmeniz. Sayın Tatar da geçen gün canlı yayınımıza katıldığı zaman buna benzer ifadeler kullandı. Aynen budur. Canlı tanıklarımız, gazilerimiz varken onlarla birlikte daha etkili, dünyaya sesimizi duyurabileceğimiz belgeseller, hatta ya dedi yapımcılara, prodüktörlere sesleniyorum. Kıbrıs çok anlatılabilir bir şeydir. Kıbrıs'la ilgili eğer biz hatta orada... Hatta şu anda da arkadaşlarımız ekrana da yansıtıyorlar. Biz orada Kıbrıs'la ilgili çıkarmayı yaptıktan sonra bir Amerikan ambargosuyla karşı karşıya kaldıysak az önce hocamın söylediği nokta orada hortluyor. Evet. Yani sana ne kardeşim? Benim adada 100 yıllardır var olan egemenliğime karşı halkıma bir saldırı söz konusuysa önlem alıyorum ve bunu belli anlamda uluslararası hukuka uygun olarak yaptıktan sonra sen bu işin içinde nesin? Şimdi bu emperyal ilişkiler zinciri artık bu sanal dünya üzerinden ve iletişim dünyasının diğer imkanları üzerinden gelişiyor ve bundan sonra da böyle olacak. Yani gidip devletlere darbe yapma yerine bu şekilde çok uluslu kontrol mekanizmaları, uluslararası kontrol mekanizmaları olacak. Türkiye'nin vereceği mücadele burada dezenformasyonla mücadele meselesidir. İletişim Başkanlığı bunların tedbirlerini alması gerekir. Halkların birbiriyle hiçbir sorunu yokken onları düşmanlaştırmaya asla doğru bulmam. Evet. Teşekkür ederim. Mehmet Bey. Evet, bu adı geçen, reklamını yapmıyoruz ama Netflix denen platform. Söyleyelim, nasıl olsa ortada. Bütün dünyada. Şimdiye kadar bu arada 16 bölümü yayımlanmış dizinin fragmanında da ve Türk askerleri biraz önce ifade ettiğim gibi Rumları zorla yerinden eden toplu ölümler gerçekleştiren taraf olarak gösteriliyor. Yani Sayın Tatar da ifade etmişti. Rum. Daha önce de bir Şark Ekspresi diye bir film vardı. Çok evet, yani o zamanın teknolojisiydi. Bu zamanın teknolojisi. Hayır, neden bu lobiler, Sayın Tatar dedi, Rum lobisi dedi ve bu tür onların çok etkili olduğunu gösteriyor. Ya şu lobi meselesinde neden etkili değiliz esasında, bunu tartışalım. Girelim ona. Hani bir şey oluyor, Yahudi lobisi diyoruz, Ermeni lobisi diyoruz. Türk lobisi niye etkili değil? Neden? Yarışamazsınız. Yani bunlarla mücadele etmeniz çok zor. Birincisi zaten bu icadı gerçekleştiren Netflix platformu belli şeyler dayatıyor. Dünyada halklarla ilgili, belirli devletlerle ilgili zaten ön yargılı, negatif tanımlamalar yapıyor. O platformda Türk karşıtı çok şey var. Yani işte Investigation diye bir dizi var mesela. Türkleri çok kötü gösteriyor. Ya da başka bir dizide Türkleri uyuşturucuyla ilişkilendiriyor. Ya da bir başka dizide işte FETÖ liderini bir iyi karakter olarak ortaya koyuyor. Yani o platformda zararlı çok şey var. Daha da büyüğü aile değerlerimizi yok edecek. Yani hemen hemen her dizide farklı bir şey veriyor. Mesela buralara dizi veren, senaryo veren insanlar tanıyoruz Türkiye'den. Dizilerin içerisine Türk örf ve adetlerine ya da Türk milli tarihine aykırı ifadeler, hikayeler koymadığınız zaman zaten geçmiyor. Onay alamıyorlar. Bununla mücadelelerden biri o mu oluyor? Tabii ki. Ana kriter o. Çok net yani. Mesela herhangi bir diziye başlıyorsunuz. Dizide karakter, yani ailecek izliyorsunuz, çocuklarınız izliyor. Dizideki karakterin cinsel tercihi 2. sezonda değişiyor. Biz yani insanların cinsel tercihiyle bir sorunumuz yok. Diziyi çekenlere o kriterler belirliyor. Ama evet, yer alırsa kabul edilir. Evet, dizilere bu müdahalenin yapıldığını, senaristlere benzer temaların, karakterlerin ya da işte belirli milletleri olumsuzlayacak ifadelerin yerleştirildiği bir gerçek. Bununla nasıl mücadele edilir? Alternatif platformları desteklemek lazım. TRT'nin şu anda önemli bir platform var tabii değil. Yeni, evet. Bunun yanı sıra kültür endüstrisi dediğimiz şey tek tip insan dayatıyor. Zaten düşünmeyen, sorgulamayan, bir diziden öğrendiğiyle Türkleri, Arapları, işte Fransızları, Boşnakları tanımlamaya çalışan insan tipi yetiştiriyorlar. Yani bu diziyi izleyen bir gencin arka planında araştırma şeyi yok. Bir parçası mıdır aynı zamanda? Efendim? Medeniyetler çatıştırmanın bir parçasıdır, değil mi? Toplumları ayrıştırmak, toplumlarla ilgili olumsuz kanaatler ve hükümler, çeşitli dinleri karalamak ve bunlarla ilgili olumsuz tutum geliştirmek için tek merkezli bir alandan bu yayılıyor. Bunlar Kaliforniya'da, Los Angeles'ta yapılıyor bu işler. Orada oluşturmak istedikleri dünyanın tipi de belli, insan tipi de belli. Bunlara karşı kendimiz kültür endüstrimizi yaratacağız. Yani iyi dizilerimizi, milli meselelerimizi anlatan dizileri destekleyeceğiz. Sözlü tarihe önem vereceğiz. Burada bir sürü gazimiz var. Hem Kıbrıs'ta hem Türkiye'de. Onlar hayattayken tanıklarıyla belgeseller yaptıracağız. Farklı dillere çevirtip göndereceğiz. Yapabileceğimiz mücadele alanı bu. Bunun dışında halkımız protesto da etmeli. Mesela Türkiye Ayla filmini bile dünya markasına çevirebilirdi. Evet. Yani Kore'den bir küçücük çocuğun Türk askeriyle olan ilişkisini. Bunlara dikkat etmek lazım. Peki Şaban Bey, sizi sessiz kaldınız biraz. Evet, ya şimdi konuyla ilgili neler söylersiniz? Teşekkür ederim. Şimdi hatırlayalım, 2 hafta önce bir Instagram krizi yaşadık, değil mi? Yani Instagram'la Türkiye arasında bir tartışma yaşandı ve Instagram'ı hükümet 8 gün, yanılmıyorsam 8 gün sürdü, kapattı. Sonra işte Instagram yetkilileriyle, o şirketle görüşmeler vesaire oldu. Sonra bir takım düzenlemelerle, bir takım yeni anlaşmalarla Instagram tekrar açıldı Türkiye'de. Daha önce X, işte Twitter'da benzer tartışmalar oldu. Şimdi de işte Netflix falan. Yani dünya artık, nasıl diyeyim, yani böyle işte küçüldü, yani küreselleşti. İşte Amerikalı yapımcıların, Yunan yapımcıların, işte Çinli yapımcıların filmlerini, tasarımlarını, senaryolarını artık evlerimizde, köyümüzde, işte şehrimizde, cep telefonumuzda, Netflix üzerinden ya da başka platformlar üzerinden izleyebiliyoruz artık. Şimdi dolayısıyla bu söz konusu filmde evet, şiddetle reddetmemiz lazım. Bizim Kıbrıs Barış Harekatı belki de dünya tarihinde yapılmış en haklı bir askeri harekattır Kıbrıs Barış Harekatımız. Ama bunu Yunanlıların işte başka gözle görmesini de hani kendilerince makul görüyoruz ve çok da önemsemememiz gerekir. Bizim kendi bu askeri tarihimizde, yani Kurtuluş Savaşı tarihimizde, daha öncelerinde öylesine büyük hikayeler var ki bizim silahlı kuvvetlerimizin. Mesela geçtiğimiz günlerde Yılmaz Özdil kendi YouTube kanalında İhsan Latif Paşa hikayesi anlattı 26 Ağustos'ta. Yani işte Ruslara esir düşüyor. Ama bizim toplum özel o. Hikayeyi güzel anlatıyoruz da perdeye yansıtamıyoruz. İşte oraya geleceğim. Zaten. Oraya geleceğim. Yoksa bizim hikayeyi anlatmadan bizim de problem yok. Yüksek yetenekli çocuklarımız var. Evet, var. Devlet onları organize edecek, parayı ortaya koyar. O çocuklar çok büyük yakınlara imza atabilirler. Mesele burada yatıyor. Evet. O yüksek yeteneği inşaatta kullanabilmek. Evet. Yani bizim de çok yetenekli, çok değerli sinemacılarımız var ki Türkiye'de yani film ihracında çok artık büyüdü. Değil mi? Siz daha iyi bilirsiniz. Yani artık Türk yapımcılarının Türk filmleri işte uluslararası pazarlara satılıyor ve bayağı ciddi ihracat geliri. Bilimcilik tekelleşiyor aksine. Evet. Bilimcilik tekelleşiyor işte bu firmaların üzerinden bir öyle tehlike var. Bayağı bizim yapımcılarımız da yani Allah için çok güzel. Dünya bunlara teslim olmaya başladı Şaban Bey. Netflix tabii, gibilere. Ve benzeri yerlere teslim oluyor. Ama işte ama hep öyle değil mi? İşte Instagram'da mesela yine Amerikan şirketi ama hepimizin hayatında. X mesela biraz önce söylediğiniz hepimizin hayatında. Çok uluslu bir şey. Korporasyon. Artık hani dünya maalesef böyle küreselleşti. Türkiye'nin buna göre bir oyun kurması. Evet. İşte İletişim Başkanlığı'nı. Evet. Kur'an Bey söyledi mesela dezenformasyonla mücadele. Yani bizim de mesela olağanüstü hikayelerimiz var yani askeri hikayelerimiz var, kahramanlıklarımız var, haklı davalarımız var. Bunların anlatılması, bu işte Yunan filminde nasıl Yunan tezleri üzerinden bir Kıbrıs dünyaya anlatılmaya çalışılıyor. Biz de kendi yapımcılarımızla, kendi yerli senaryomuzla belki devletin de hani teşvikiyle, desteğiyle bu tür yapımları üreterek Netflix gibi uluslararası platformlarda şey yapmalıyız yani yayınlatmalıyız. Hani kültürel işte mücadeleyi o alanda da kuvvetlendirerek yapmalıyız diye düşünüyorum. Peki. Yaşar Hocam ne dersiniz? Yani Netflix'e ne diyelim, nasıl bir tanımlama yaparsanız kara propaganda aracı mı diyelim yoksa... Ben epeydir takip ettiğim, üzerinde laf söyleyebileceğim kadar da kanaat oluşmuş bir platform. Yani tamamen sonuç itibariyle küresel sermayenin güdümünde. Yani oradan propaganda, mesela LGBT'yi kesinlikle bir propaganda aracı olarak kullanan, hiçbir dizide ya da orada gösterime giren, kendi yapımı olan filmlerde bir üçüncü cinsiyet gibi dayatılan, olmadan o dizi bitmiyor. Ya Mehmet Bey'in dediği gibi bazı kriterleri var zaten. O dizilerde de işte muhakkak işte LGBT bir karakterin olması lazım. İkincisi, İşte veya dediği gibi Türkiye'yi kötüleyecek bir kriterin olması lazım gibi veya Müslüman bir karakteri kötüleyecek gibi. Özellikle bu Gazze soykırımı başladıktan bugüne öyle bir tarama yapmışlar ki ve arttırdılar. 6-7 tane dizi eklediler. Yine İsrail yanlısı. Filistin bütün Netflix'in platformundaki gösterimde olan her şeyde Filistin geçiyorsa terörist olarak bir Fauda diye dizileri var mesela. Tabii. Terör. Tabii. Yani o diziyi biliyorum. Evet. Fauda. Teröristler onlar. Ya terörist sensin. O yüzden iç iş meselesi değil de 1948'de gelmişsin buraya. Yani ben aynı zamanda siyasi coğrafyacıyım, jeopolitikçiyim. Bundan sonra haritalarımda Filistin'i, İsrail falan koymamaktan yanayım. Elim gitmiyor. Senin değil ki orası. Gitmişsin. İşgal etmişsin. Mayıs 48'de gittiğin andan itibaren köyleri, kasabaları basmışsın. Öldürdüğünü öldürmüşsün. Öldüremediğini sürmüşsün. Bir de onlara mülteci demişsin. Kendi toprağında. Hocam ama nihayetinde bir gerçeklik var. Her iki toplumun da güvenliğini sağlayacak bir tanım yapmak zorundayız orada. Bu saatten sonra bu. Tabii, zorunluluk. Ama sonuç itibariyle orada işgalcidir. Gayrimeşrudur. Gayrimeşru olanın da meşru müdafaa hakkı yoktur zaten. Dolayısıyla bu yanıyla da bakıldığında Netflix bu işin hele bu son dönemde öyle bir propaganda aracına döndü ki. Çünkü çok önemli ölçüde bu Yahudi soykırımı meselesine ilişkin insanların acıma duygusu, söz söyleyememe, bu konuyu eleştirememe meselesi yıpranmaya başlayınca bir şey kaybına uğradılar tabii. Dünyada yönetimler bir yana, bir de küresel düzeyde bir vicdan var ya. Yani insanlarda var. Tek tek onlar bir araya geldiğinde onlar ayakta tutuyor. İyi kötü küresel düzeyde vicdanlar hareket ediyorum ona. Görüyor. Çocuklar babaların, annelerin elinde kafası yok. Kurtarın çocuğumu diyor. Yani bu sonuç itibariyle bu amaç için kullanılan bu şey de zamanlaması da tabii sonuç itibariyle tam da Doğu Akdeniz meselesi, Türkiye'nin bu konudaki verdiği destek. Peki bu ben bir programda şey katıldı Sayın Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, ki ben oraya da artık Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyorum. Kuzey falan değil, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir bence bu adı. Meclis Başkanı çok açık söyledi ki yani bu tamamen Türkiye ile bizim mazlum milletlere verdiğimiz destek, Filistin halkına verdiğimiz destekten dolayı bunu Netflix aldı. Bu dizi daha peki, önce Yunanistan'da gösterilmiş bir dizi. Yaşar Hocam, yaptırım gelir mi? Kötü de bir dizi zaten. Yaptırım gelir mi? Dur şunu söyleyeyim de. Yani Netflix bunu Türkiye'de falan yayınlayamaz da Yunanistan gibi bazı ülkelerde falan, yani Yunanistan'da yayınlanmış bir diziyi sonradan satın alıyor. Bak ilginç olanı bu. Yani Netflix bunu alıyor, dünyaya yaymak istiyor. Yunanistan'da oynanan bir dizi. Yani işte... Yeterince kimsenin çok itibar etmediği. Bizim de yani birkaç sezon olmuş. Can Türk Hoca kulakları çınlasın. O takip etmiş daha önce. Ondan öğrendim ben de. Bir televizyon yayında söyledi. Doçent Can Türk Caner Hoca. Sonra Netflix satın alıyor. İşte bu da o yüzden şimdi gündeme geldi. Ve yayınlanmak üzere. Yaptırım derken neyi sordun? Ya karşılık olarak yani biraz önce Şaban Bey'in de ifade ettiği gibi yani Instagram'da vesairede böyle bir hani şey oldu, engelleme oldu. Türkiye'de falan yayınlamayacak Netflix öyle anlaşılıyor. Dediniz zaten onda. Evet. İstediğimizi söylediniz. Peki karşı anlamda... Ya şaşırtıcı değil. Ama bir hamle yapılması da lazım yani. Hollywood tartışma mesela, konusu bile olmaması lazım esasında tabii, bunun. Yani cesaret edememeleri gerekiyor. Tabii Hollywood esasında bile bir kültürel ve siyasi yani bir araçtır, sahadır. Yani ben Amerika'da 3 yıla yakın yaşadım. Benim orada gördüğüm sahadaki, gündelik yaşamdaki Amerika Hollywood filmlerinde yok. O dışarıya pompaladıkları. Peki. Tamam. 10 yıllardır bir Hollywood propagandası var. Var tabii. Film sektörü yani nihayetinde olmayanı olmuş gibi göstermek ve kendi politikalarına göre insanlara lanse etmek, aslında özeti bu. Ama işte biz de o alanı çok iyi bir şekilde kullanmamız lazım. Vicdanlılar grubuna dahil olup insan hakları ile yapabilirler o çalışmaları. Devam edeceğiz. Virgül koyalım. Hep beraber bir mola verelim. Daha sonra... Sayın İmamoğlu'nun sarf ettiği o ahmak ifadesiyle ilgili biliyorsunuz istifa giden bir durum var, dava durumu var. O söylediklerini konuklarımızla tartışacağız. Kısa bir mola. Ekol gündemde birlikteliğimiz devam ediyor konuklarımızla birlikte. Tekrar hoş geldiniz. En son İmamoğlu'nun açıklamalarında kalmıştık. Bir hatırlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu... Ahmak ifadesi nedeniyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 5 yıl siyasi yasak cezasına çarptırıldığı davanın istinaf aşamasıyla ilgili bazı sözler sarf etmişti. Basınla paylaşıldı. Duyuyoruz ki herkes gergin. Ben de diyorum ki Allah aşkına cezamı hemen verin. Bu millet öyle bir ceza keser ki hemen istinaf karar versin. Hemen cezamı keser. Verin. Adalet bekliyoruz. Bu saçma sapan davayla Cumhuriyeti, demokrasiyi niye zediliyorsunuz? Bir ceza vererek bu ülkenin yurt dışına olan itibarsız yüzünü daha da itibarsız hale getireceksiniz. Ekonomi berbat, ekonomiyle ilgili yarattığınız güvensizliği daha da derinleştireceksiniz. Kim kazanacak diye böyle devam ediyor. Ve bugün de Bakan Tunç'un açıklaması vardı. Bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek kimseye yakışmaz, kimse yargıya parmak sallayamaz diye Sayın Tunç'un da karşı açıklamaları oldu. Şaban Bey, nasıl değerlendirirsiniz bu son polemik diyeyim? Teşekkür ederim. Ya şimdi Türkiye'de yargının bağımsız olduğuna dair inanç var mı millette, genel kamuoyunda? Yok. Değil mi? Yani yargıya, herkesin yorumu farklı olabilir. Evet. Yani yargıya güven maalesef çok düşük. Yani yapılan anketlerde bu soruluyor. Yargı bağımsız mı? O konuda da kamuoyundaki inanç çok düşük, bağımsız değil diye. Gözümüzün önünde bir sürü örnekler var, olaylar var. Ya Anayasa Mahkemesi'nin uygulanmayan kararları var ortada. Şimdi ya siyasi sayıklarla iktidarın aldığı pozisyona göre kimi önemli davalar, kararlar, mahkeme kararları Türkiye'de uygulanıyor ya da uygulanmıyor. Şimdi Ekrem Bey, ne yapmış Ekrem Bey? Ahmak demiş, değil mi? Ahmak. Kime diyor? Diyor ki ben dönemin İçişleri Bakanı, o zaman İçişleri Bakanı'ydı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya söyleyeyim. Çünkü Süleyman Soylu diyor, ben Brüksel'deyken yaptığım bir açıklamaya karşılık buradan işte bana şey yaptı, ahmak dedi. Ben de işte ona cevaben ahmak lafını kullandım. Şimdi diyor ki bir takım yetkililer, hayır sen Süleyman Soylu'ya demedin, kime dedin? Yüksek Seçim Kurulu üyelerine dedin. Yani o diyor ki hayır Yüksek Seçim Kurulu üyelerine demedim. Yok ona dedin diyorlar. O diyor ki ya ben Süleyman Soylu'ya söyledim, siyasi bir tartışma, siyasi şey anlamında. Yok sen YSK üyelerine söyledin diye işte o tartışmalı mahkeme filan, hakimi, ilk hakimi, davanın ilk hakimi görevden çekildi. Çünkü sonra Samsun'a atandı ve dedi ki bana dedi Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay ceza ver, hapis cezası ver diye şey geldi dedi, telkin geldi dedi. Ben veremem dedim dedi ve davadan çekildim dedi. Bunu kendisi Samsun'a gittikten sonra ifade etti. İlgili o ilk yerel mahkemenin hakimi. Sonra yeni hakimler geldi vesaire. Bir sürü o yeni gelen hakimlerle de AK Parti'nin kimi il yöneticilerinin filan bir takım şeyleri çıktı. Diyalogları yansıdı basına. Fotoğrafları yansıdı vesaire vesaire. Neyse sonuçta Ekrem İmamoğlu yaklaşık 2 yıl önce yaklaşık 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Ve istinafa götürdüler. Şimdi Turan Bey tabii tekniğini daha iyi bilir hukukçu olarak. Ve hala dava, ben yayına gelmeden önce hani bu konunun konuşulacağını şey yapınca düşündüğüm için Ekrem Bey'in bu ahmak davasına bakan avukatı Sayın Kemal Polat'la görüştüm. Nedir durum, hangi aşamada diye. Kemal Polat, bu ahmak davasına bakan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı. Aynen onun anlattıklarını istersen şey yapayım. Lütfen, yani rica etsin. Seyircilerimizle de paylaşın. Şu anda Kemal Polat diyor ki, Ekrem Bey'in avukatı, şu anda dosya istinafta, beklemede hiçbir aksiyon yok. Rafta bekliyor diyor. Yerel mahkeme Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ahmak dediği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vermişti. Eğer istinaf adil bir karar verecekse bir an önce beraat vererek dosyayı kapatması gerekir diyor. Ekrem Bey o ceza aldığı davanın duruşmasında yaptığı savunmada demiş ki ben ahmak sözünü siyasi tartışma kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için söyledim. Yüksek Seçim Kurulu hakimlerine söylemedim, onları kastetmedim diyor. Bundan hareketle Süleyman Soylu bana ahmak dedi Ekrem İmamoğlu diye hakkında suç duyurusu yapıyor savcıda. O suç duyurusu da 2 yıldır sürüyor soruşturma. Yani Süleyman Soylu'nun bana ahmak dedi şikayetiyle yaptığı... Yani olayın hukuki boyutundaki yaşananlar bunlar. Elde de sürüyor. 2 yıldır o da sonuçlanmıyor. O da bekletiliyor. Efendim siyaset nasıl gelişir? Bu işte mahkemede istinafta bekleyen Ekrem İmamoğlu aleyhindeki süreç nasıl gelişir filan diye böyle bir tasarım olduğu konusunda Ekrem Bey'de bir kanaat var. Haksız mı o kanaatte? Haksız mı? Yani bende yok mu o kanaat? Bende de var. Turan Bey'de yok mu? Turan Bey'de de var. Muhtemelen arkadaşlarımızda da var. Soracağım zaten. Yaşar Şimdi Bey'de. Ya kamuoyuna sorsan kamuoyunda da var. Yani nereye gitsen bu dava konusu açıldığında ya bunu Ekrem Bey'in başında işte demokrasinin kılıcı gibi tutuyorlar. Siyasi gelişmelere göre Ekrem Bey aday olacak mı olmayacak mı vesaire bütün bunlara göre bir sopa olarak, bir potansiyel bir tehdit olarak, potansiyel bir engelleme, bir barikat olarak adaylığına yönelik olarak kullanılıyor bu deniliyor. Şimdi Ekrem Bey'in dün akşam Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın programında yaptığı serzeniş de bu. Bu davayı diyor bir şantaj gibi bir siyasi tasarım amacıyla tutuyorlar. Bir an önce sonuçlanması gerekir. Bir an önce sonuçlanması gerekir diyor. Ve beraat bekliyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bir siyasetçi, önemli bir siyasetçi. Ya Türkiye'de bakın en çok oyun ne için kullanılıyor? Cumhurbaşkanlığı seçimi için değil mi? Bütün seçmenler Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy veriyoruz. Ondan sonra en çok oy neresi için kullanılıyor halk olarak? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için. Evet. Yani Türkiye'de seçimle gelinen en çok oyun kullanıldığı 2. makam İstanbul Büyükşehir. Şimdi ve Ekrem Bey kim? Ekrem İmamoğlu önümüzdeki seçimde muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olması ihtimali yüksek olan bir siyasetçi. Yani bir nevi muhalefet lideri pozisyonda, bir nevi muhalefet lideri. Şimdi bunun üzerinde sen şu kadar sene önce ahmak dedin diye bir demokrasinin kılıcı. Kendisi diyor ki ben hakimlere söylemedim. Ya de ki hakimlere söylese ne olur? Da o da ayrı bir tartışma da. Ben siyasi polemik açısından işte tartışma açısından. Bakan Tunç ama bu arada diyor ki yargıya kimse parmak sallayamaz. Şimdi, yani Bakan Tunç'un da o cümleleri yorumlayışı çok farklı. Ekrem Bey'in dediği dün akşam, şimdi bugün Sayın Bakan'ın açıklamasını da dinledim. Ekrem Bey orada yargıya demiyor ki onu. Hı. Yani demokrasinin kılıcı gibi şantaj olarak bir siyasi tasarım amacıyla o dosyayı şey yapanlar, takip edenler yargıçlar değil ki. Yani şöyle demiş mesela, o nedenle konuşmaların hukuk sistemimiz açısından doğru olmadığını, uygunsuz bir davranış olduğunu ifade etmek istiyoruz. Bakan Tunç'un açıklaması bu. İlk derece mahkemesinin kararını beğenmezseniz istinafa gidersiniz. Tamam, istinafa gitmişsiniz. İstinaf niye karar veriyor? Yani o aradaki cümleleri sarf etmeye gerek yok. 2 yıl 7 aylık süre neye göre planlanıyor? Hı hı. Neye göre planlanıyor? O 2 yıl 7 aylık süre ne zaman Ekrem Bey'in önüne konacak? Konacak mı, konmayacak mı? Hangi durumda konacak, hangi durumda konmayacak? Bütün bunlar ya toplum olarak bir muhalefet liderine karşı şey değil mi, yani sorulması gereken sorular değil mi? Suç ne? Suç ne? Ya sanki suçüstü yapılmış bir şey gibi. Ya suç ne? Ya Türkiye'de her gün çok daha ağır hakaretlerin, havada uçuştuğu bir ülkede bir siyasetçi ahmak dediği için, ya ahmak Türkiye'de milletin ağzında olan bir rutin bir kelimedir. Ya, ahmaklık yapma. İşte ahmak herif. İşte denir. Zaten siyasette ıslık tartışması muhatabı da der ki ahmak olan sensin. Ben ahmak değilim. Noktalara da geliyor değil mi? Efendim? Yani tasvip etmediğimiz noktalarda bir üslup da var esasen siyasette. Ya, hepimizin rahatsız olduğu. Hatta bunun siyasiler de artık rahatsız olmuyor. Ama çok daha ağır ifadeler yok mu? Tabii, ya şeyde Can Atalay meclisteki görüşmesinde bir milletvekili çıktı, ne dedi? En büyük terörist grup sizsiniz dedi. İktidar milletvekillerine karşı. Şimdi terörist grup diyor iktidar milletvekillerine karşı. O mu ağır bir şey? Yoksa ahmaklık etme demek mi daha ağır bir şey? Yani hani ama bu ahmak ifadesi, lafını kullanan kişi bir muhalefet lideri, potansiyel cumhurbaşkanı adayı, bir tasarım, bir siyasi planlama amacıyla kullanılıyor o dava. Dolayısıyla Ekrem Bey'in serzenişi ona ve gayet haklı bir serzeniştir. Bundan yani yapılması gereken ilgili mahkemenin, ilgili hakimlerin, yani ben olsam ilgili mahkeme, ilgili hakim, ya getirin şu dosyayı bir an önce karara bağlayayım derim. Yani bak Turan Bey gülüyor, hukukun tekniğini bilmediğim için. Yani, o kadar basit mi? Yani, ama birazdan geleceğim. Belki de mesele o. Belki de Turan Bey onun için gülüyor. Peki, belki de hakim Turan Bey'e de geleceğim olmadığı için gülüyor. Eğer cümleniz bittiyse Mehmet Bey'e de hemen döneceğim. Dolayısıyla son şunu söyleyeyim. Buyurun. Son şunu söyleyeyim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 96'da değil mi Cumhurbaşkanı o şey cezası verilmişti. Hani bir şiir okudu diye. Evet. Ceza verilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydı. Görevden ayrıldı, alındı, cezaevine girdi. 98'de galiba. Cezaevine girdi. Sonra o cezanın ne kadar haksız olduğu, ne kadar adaletsiz olduğu, yani Tayyip Erdoğan'a o zaman verilen cezanın bütün toplumun bugün kabul ettiği, %100'ünün kabul ettiği, muhtemelen o cezayı veren hakimlerin de bin pişman oldukları bir durum değil mi? Ya bu süreci yaşamış yasaklı Türkiye, baskı, işte siyasi engellemeler, hukuk yoluyla, yargı yoluyla vesaire. Bunları yaşamış bir Sayın Cumhurbaşkanı. Hatta bir siyasetçiye de dünya çapına baktığınız zaman bu olayların pozitif yönde de yansıdığını da görebiliyoruz. O Sayın Cumhurbaşkanı'nın belki de potansiyel rakibi olacak bir siyasetçinin, evet, o Sayın Cumhurbaşkanı'nın iktidar olduğu, yönettiği Türkiye'deki mahkemelerin böyle bir olay yapması, peki, gerçekten hani kaç yıl geçmiş üzerinden, 27 yıl, 28 yıl geçmiş, yani bir arpa boyu yol gidememişiz. Yani bundan önce bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın rahatsız olması lazım. Peki. Mehmet Bey, siz neler söylersiniz? Tabii burada Türkiye'de yargıyla ilgili böyle çok genelleyici ifadeler kullanmak doğru değil. Yargıda kesinlikle aksaklıklar var. Doğru. Gecikmeler var. Bir karar herkesi memnun etmeyebiliyor. Fakat işleyen bir sistem de var. Neticede 80 milyonluk bir ülkede birçok tazminat davasını biliyoruz ki biz, mesela Sayın Cumhurbaşkanı kaybetti. Yani veya Anayasa Mahkemesi'nin bazı kararlarına bakıyorsunuz. Orada da yargıçlar var. Hükümetin uygulamaları aleyhinde karar da verebiliyorlar. İşte Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi arasında gidip gelen meseleler var. Yargı bunlar için yok mu zaten hocam? Burada yargıyı bir bütün olarak Adalet Bakanı yönetiyor, hükümet yönetiyor, Erdoğan'ın yargısı gibi ifadeler doğru değil. Bu meslek grubundaki arkadaşlarımız için, çalışanlar için de bir saygısızlık. Onu söyleyeyim. Ha, burada bir siyasetçiye bu mevzudan ceza vermek o siyasetçiye yarar. Biraz önce söyledim, pozitif yönde evet. De işte Sayın yani, Erdoğan'ın zaten herhalde o dönemki bu mahkemelerden alırsak ceza almak uzun adam diye sloganlar vardı evet. Hatırlarsanız. Evet. Bu mahkemelerden bir şey de var. Mağdurun yanında olma evet. Gibi. Bu mahkemeden ceza almayı en çok Ekrem Bey istiyordur. Çok önemli bir şey. Yani bunu o zaman siyasi Ekrem Bey siyasi olarak bu durumu Ekrem Bey mi kullanıyor yoksa başka? Ekrem Bey ister. Var. Şimdi ben bir niyet okuyorum. Ha, niyet okuması. Niyet okuyorum ama neye göre niyet okuyorum? Yani o dünyada olup bitenler, Türkiye'deki siyasetçilerin psikolojilerini de bildiğimiz için o buradan bir hikaye yazmak ister. İstiyor da. Onun için üslubu da sert. Yani ceza mı keseceksiniz? Buyurun kesin. Size söz. Bu millet ayağa kalkar. Bu millet size Yargıtay kararı verene kadar o süreyi göstermez. Evinize yollar. Evet, erken seçim. Çok sert ifadeler. Erken seçim olur bu da. Demek ki erken seçim gelir diye de bir cümlesi evet, var. Bunu bir araçsallaştırma olarak görüyor Sayın İmamoğlu'nun iletişim stratejisi. Yani siyasete tabii. Bakışında danışmanları da, ekibi de yani o çekirdek kadrosu bunu önemli bir kaldıraç olarak görüyor. Bu da normal. Türkiye'de bu iş yapar. Bir de parti içerisinde iş yapar. Daha önemli kısmı da bu. Yani parti içerisindeki aday trafiğinde bu Ekrem Bey'i daha da öne geçirir. Niye? Hükümetle kavga üstüne ettim. En çok gidilen benim üstüme siyaset geldiler. Tabii. Bana olumsuz kararlar çıkarttırdılar. Beni istinafta oyaladılar falan filan gibi ifadelerle bunu bir öne geçme aracı haline getirebilir. Kime karşı? Yani bugünlerde herkesin bildiği şeyler. Burada da konuşuyoruz. Bir trafik var. Kemal Kılıçdaroğlu ben çekilmedim diyor. Bir durun bakalım diyor. Ankara'da Mansur Yavaş var. Özgür Özel yemekler veriyor ve genel başkanlığını, liderliğini tescillemeye çalışıyor. Ekrem İmamoğlu da gündemde kalmalı. Ve tabii ki burada önemli işlerden bir tanesi bu dava. Yani o bir siyasi aktör olarak bu davayı araçsallaştırmak ister. Bu normal. Ha bu buradan çıkacak karar ve ceza Ekrem İmamoğlu'na yarar. Onu da açık söyleyelim. Yani bu Türkiye'nin düşünce hayatı, siyasi özgürlükler vesaire o boyutuyla çok tartışırız, eleştiririz. Ama buradan çıkacak karar onun hanesine artı olarak yazar. İki boyutuyla bir hikayesi olmuş olur. İkincisi de parti içerisinde diğer rakiplerine karşı öne geçme vesilesi olur. Tabii 96-97'deki süreçle karşılaştırırsak burada bazı uyuşmazlıklar var. Niye? Erdoğan'ın bir İstanbul başarısı var. Yani İstanbul Belediyesi'nde bir hikayesi var. Sayın İmamoğlu'da? O hikaye yok. Niye yok? Kime göre yok? Size niye yok? Yok? Yani Erdoğan'ın ben burada Sayın çöp dağlarından başarılı görmedim. Neydi acaba? Yani belediye başkanlığı dönemini başarılı görmediniz mi? Hani bu kayısı yaptığımız. Bu başarı nasıl yani. Bir şey? Başarı bir görecedir. Size göre anlamı. Görecedir. Bir de hani dipten almak başka bir şeydir. Şimdi İstanbul dipteydi. Dibe vurmuştu. Bir kere su sorunu vardı. Baraj sorunları vardı. Ve İstanbul'un Halici kokuyordu. Yani şehir kokuyordu. Şimdi öyle bir yerde Erdoğan başarısı ve hikayesi oldu. Erdoğan bunları 3 yıl içerisinde düze çıkardı. Ve görev süresi bitmeden 28 Şubat atmosferinde Ankara'da birçok bugünün meşhur gazetecisi Genelkurmay'a dosya taşırken Erdoğan da bir siyasi hedef olarak Ankara'da hedefe oturtuldu ve peki. O günkü Refah Partisi'ne yapılacak operasyonların ilk ayağı olarak Erdoğan, Siirt meselesi üzerinden görevden uzaklaştırıldı. Yani Pınar parlatılmak için mi? Refah Partisi'ne karşı ilk o şey yok, deyince milli görüş gömleğini sonra çıkarıyor ya. O 28 Şubat hükümete baskı yapıyordu. Tamam. 5 yıl sonra partisini hatırlamanız lazım. Biraz açmak anlamında söylüyorum. Yani 28 Şubat gladyotik ya da Amerikancı bir tavır mıdır? Refah Yol hükümeti. Böyle bir soru sordum. Demek istiyorlar. Tam kimdir o? Kimler? Gladyotik bir yapı mıdır? Gladio, Amerikancı tabii, mıdır? Tabii emperyalist midir? Gladio. Sonra ama Sayın Erdoğan milli görüş gömleğini çıkardı. Ankara'daki işbirliği. Peki Sayın Erdoğan o zaman partiyi kurduktan sonra hatırlayalım ilk ziyaret Amerika'ya. Söylemek istemiyorum ama biraz aydınlansın diye. Hatırlayın ilk ziyaretini Sayın Erdoğan o zaman nereye yaptı? Amerika'ya gidip Bush'la görüşmedi mi? Başkan Bush'la dönemin başkanıyla. Sakin ol. Yok, milli görüş millici değil miydi yani? Şimdi Ekrem İmamoğlu hikayesini oluşturmaya çalışıyor. Bunun için zaten hani sizin söylediklerinize ben cevap vereyim. Şu anda zaten Avrupa'daki çeşitli vakıflarla ve ABD'deki bazı kuruluşlarla irtibatlar çok derinden yürüyor. Hı hı. Hazırlanıyor yani. Yani Türkiye'nin bir sonraki sürecine Ekrem İmamoğlu dışarıdan desteklenerek geliyor. Bunu görüyoruz. Bununla ilgili ben size Alman vakıflarının çalışmalarını anlatayım. Gerçekten öyle mi? Ya, Allah aşkına. Böl Vakfı'nın raporu var mesela. Yani, 2020 durum var mı? Ne yapar Alman vakıfları? Yani niye parlatılıyor? Dışarıdan destekleniyor. Bu kötü bir şey değil ki arkadaşlar. Hayır, kötü anlamda söylemiyorum da. Bu kötü bir şey değil yani. Kötü anlamda söylemiyorum da. Almanya'daki Yeşiller Partisi politikasında nasıl bir etki yapar acaba? Halkta nasıl bir etki yapar Alman vakıflarının raporları? Ve diyor ki bir siyasi figür olarak biz Demirtaş'la diyor Ekrem İmamoğlu'nu görüyoruz diyor. Bunların benzerlikleri var diyor. Bunlar birbiriyle diyor yakınlar diyor. Sembolik değerleri taşırlar diyor falan filan. Yani Türkiye'de bir iktidar projeksiyonu üretiyor. Bunlar normal. Think tank kuruluşları analiz yapıyorlar. Yani yabancı kuruluşlar bunlara para ayırır. Bunların ödeneklerini yapar. Türkiye'de birilerine maaş verir. Bunlar hani sizin daha iyi bilmeniz lazım. Siz solda oturuyorsunuz arkadaşlar. Yo, İsrail Dışişleri Bakanı da Ekrem Bey'i kullanmaya kalkmıştı hatırlarsanız. Türkiye'deki siyasetin geleceğini gördü. Batılılar da okuyorlar, düşünüyorlar. Silk Road vardı ya hani bir... Ben Amerika'da Brookings Enstitüsü müydü? Şimdi hukuki boyut. Ya benim diyeceğim bu kadar. Çok takip her şeyi yapar kardeşim. Söyledim. Ekrem İmamoğlu'na yarar bu hikaye. Bunu özetle. Evet. Bir hikayesi olur. Türkiye'de engellenen, önü tıkanan bir aktör olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki rakiplerinin önüne geçer. Peki. Çünkü onların böyle bir hikayesi. Bu arada bir seyircimizin de katkısını sunarak, sizlerle paylaşarak ondan sonra Turan Bey hem sizi de ilgilendiriyor, biraz size de atıfta var. Bir Mehmet Bey seyircilerimizden. İmamoğlu'nun en tehlikeli açıklamasını da konuşun diye lütfen bir dipnot. Yargıya tehdit insanları sokağa çağırma, kışkırtma söylemi değil midir diyor bir anlamda. Hani yani, burada Sayın Tunç'un ifade ettiği... Anlamsız değerlendirmeler yapıyorlar. Evet. Böyle yani bir şey yani bir anlamda Sayın Sevinç, yargıya diyor İmamoğlu eğer bu karar çıkarsa iktidar bunu göremez, insanlar sokağa dökülür anlamına da gelmiyor mu? Yani siz niye o açıdan da değerlendiriyorsunuz? Bu ülkedeki ya sokağa çağırmak konusu biliyorsunuz. Şimdi biliyorsunuz Kemal Bey'i Berlin'den getiren bir hikaye var. Bir hatırlatayım da siz de Turan Bey. İşte seyircilerimiz mesela o yönden bakmışlar. Kemal Bey Berlin'e gitti. Sayın Kılıçdaroğlu Berlin'e gitti. Seçim öncesi, 2023 seçimleri öncesi Almanya'ya gitti biliyorsunuz. Kemal Bey daha uçaktayken bir Saraçhane nümayişi oldu. Hatırlarsanız. Evet. Meral Hanım geldi. O cezanın açıklandığı gün. Tabii. Bu konuştuğumuz cezanın açıklandığı. İşte ben az önce niye dedim bunu bir araçsallaştırıyor, bunu bir kaldıraç yapıyor. Onun gibi. O mahkeme kararları Ekrem Bey'e yarayan şeyler. Peki. Vermiş olalım. Bir defa bir şeyin altını çizelim. Sokağa çağrı falan filan diye böyle bir algı... böyle bir algı asla bu ülkede oluşmaması gerekir. O açıdan da değerlendirilmişsiniz diye ricada bulunuyor. Böyle bir niyetin olduğunu da düşünmüyorum. Sakın ola ki böyle de algılanmasın. Çünkü milletin ayağa kalkması... o milletin ayağa kalkması diye orada tariflenen erken seçime yönelik olarak taleplerin sıkıştırmasıdır. Devamında çünkü anlatıyor. Diyor ki siz o zaman diyor şeyi göremezsiniz. Yargıtay'dan bu sonucun çıkmasını göremezsiniz. Bu millet kapınıza dayanır, sizden erken seçim ister. Ben Ekrem İmamoğlu'yla, Sayın İmamoğlu'yla 2019 seçimlerinde birebir 6 ay, 5,5 ay otobüste çalıştım. Seçim otobüsünde. Çok sağduyulu bir insandır Ekrem İmamoğlu. Böyle sokak, nümayiş, oradan bilmem işte ayaklansın falan filan bu konularla hiç alakası olmayan bir siyasetçidir. Hı hı. Bir defa bunun altını çizerek söyleyeyim. Halkımız da burayı sakın yanlış anlamasın. Çünkü yanlış anlaşılmaya müsait bir ifade gibi duruyor. Onu bir tekzip edelim. Biraz. Yani Ekrem Bey'in böyle bir derdi olmaz, böyle bir bakış açısı da olmaz. Zaten şuradan bakmamız gerekiyor bizim. Ekrem Bey şu anda bulunduğumuz cenah itibariyle normalliğinde her şey gidecek olur ise Cumhurbaşkanlığına en yakın isimlerden bir tanesi. Ben bir tensip anlamında söylemiyorum. Oldukça şansa açık. Oldukça aday olarak mı? Adaylaşma anlamında da, adaylaşma anlamında da oraya ulaşabilme anlamında da. Çünkü bambaşka bir tablo oluşmaya başladı Türkiye'de. Bunu bakın ben bugün hayatımda hiç tanışmadığım, birlikte siyaset yapmadığım, aynı anda da parlamentoda bulunmadığım Sayın Metin Külü'yü telefonla aradım. Dedim ki Sayın Külük size teşekkür ediyorum. Sakın ola ki bu teşekkürü şöyle algılamayın. Sayın Cumhurbaşkanımızın beri tutulduğu ya da ari tutulduğu bir siyaset tanımı yapıyorsunuz da ondan kaynaklı değil. Türkiye'nin artık yeni bir vizyona, yeni bir kadroya, yeni bir hikayeye ihtiyacı olduğunu sağ cenahta dile getiriyorsunuz. Ben de bulunduğum cenahta bunları dile getiriyorum. Size teşekkür ediyorum dedim. Siyasette böyle bir olgun bakış açısı geliştirmemiz lazım. Türkiye'nin siyasal tıkanmışlıkları söz konusu. Buradan doğru ya da yanlış bir yerde çıkacağız mı? Bizim toplumumuz çok neciptir. Bu konularla ilgili refleks vermeyi en iyi bilen toplum yapılarından birisidir. Evet. Tıkanan yerin şeyini açar, anahtarını açar. Şimdi Ekrem Bey kim notlayacak? Ekrem Bey halk notlayacak, halk notluyor. Bizden öte artık o işler. Sayın Cumhurbaşkanı nasıl halk notluyor ise, Sayın Ankara Belediye Başkanı nasıl halk notluyor ise, Ekrem Bey halk notlayacak, Tekirdağ Belediye Başkanı'nı da notlayacak, Adana'yı da, Mersin'i de. Biz burada ne dersek diyelim. Benim siyasette bildiğim bir tek şey var. Siyasette yapay olduğunuz anda halk sizi tespit ediyor. Yapaylığınızın üstünü çiziyor. Sizin gerçekliğinizle alakalı. O yüzden Ekrem Bey bizim artık buralarda tartışmamız yerine buradaki tabloyu doğru anlamamız lazım. Hukuk canlı bir organizma gibidir. Hukuk çok öyle kağıt üzerinde kalacak bir şey değildir. Karşılığı oluşuyor ise o hukuk süreklilik ve benimsenebilirlik bünyesinde taşır. Sayın Cumhurbaşkanı'na ceza verildi. Yapay bir yol yürüme şekliydi. Bir düşüncenin cezalandırılmasıydı. Bir şiirin içtenlikle okunmasının cezalandırılmasıydı. Bir siyasal mühendislikti. Halk kabullenmedi. Halk dedi ki hayır kardeşim. Halk kabullenmeyince parlamento da kabullenmedi. Cumhuriyet Halk Partisi önce oldu bu konularla alakalı. Allah rahmet eylesin. Sayın Baykal'ın orada bir şeyi söz konusu, katkısı söz konusu ve o yasak kalktı. Benim esas tartışacağım nokta burada şudur. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesini özellikle bu siyasal atmosferde söylenen sözlerle ilgili tartışmamız lazım. Hem diyoruz ki siyasal atmosferin içi zaten kendiliğinden daha fazla bir tahammül gerektiriyor. İçinde bulunduğumuz Avrupa Ligi şu bu belli ölçüde sertlik taşıyan ifadeler karşılıklı kullanılabilir diyoruz. Hem de 53. madde orada kullanılabilir şekilde duruyor. Bir defa bunun ileride tartışılması gerekiyor. Ben bunu çok doğru yerde duran bir madde olarak görmüyorum. Ama Ekrem İmamoğlu ile ilgili, Sayın İmamoğlu ile ilgili şunu söyleyeceğim. Ben o davayı en iyi bilenlerden birisiyim. Başından sonuna kadar takip etmiş, içeriğini ayrıntılarıyla bilen, bir hukukçu olarak oradan bir cezanın çıkmasının mümkün olmadığını bilebilecek kadar ayrıntılarıyla biliyorum. Ama bir ceza verilmiş. Verileceği zaman mahkemenin hakimi çıktı, ifşaatlarda bulundu. Beni falanca aradı dedi, şu kadar ceza ver dedi, itiraz ettim dedi, şimdi yerim değiştirildi dedi. Bizim ayıbımız buralarda. Bir hakim bunları söylediğinde HSK'nın ayağa kalkması lazım. Halkımızın gözünün önünde oldu bunlar. Onunla ilgili bir yol yürümesi lazım. Varsa yaptırımları tek tek yapması lazım. O atıl kaldı. Unutturulmuş gibi duruyor. Şimdi halk diyor ki ya Ekrem İmamoğlu ile ilgili böyle bir hakim çıktı, bana ceza ver denildi dedi. Hiçbir adım atılmadı. Hiçbir şey olmasa bile bundan dolayı bu dava sakat gözüküyor şu anda. İmamoğlu'na bir komplo kuruldu meselesi olarak burada tanımlanıyor bu dava. Hızlıca bitirilmiş bir dava var. Ya İmamoğlu'nun avukatları son celsede bazı konularla ilgili süre istediğinde hakim yarım saat süre verdi ya. Yarım saat ara verdi. Çıkın halledin gelin işinizi der gibilerinden. Bu dava böyle görüldü. Ben altını çizerek size katıldığım bir noktayı söyleyeceğim hocam. Çok namuslu hukukçuların olduğu bir hukuk ordusu da var bu ülkede. Evet. Ama maalesef bizim anayasal sistemimiz şu anda yargıyı belli ölçüde tasalluta da bağlamış vaziyette. Direnç gösteren hukukçular var, gösteremeyenler de var. O direnç gösterenlerin ayağının altını öpmemiz gerekiyor. Bu kadar zor bir anayasal yapının olduğu yerde duruşlar gösteriyorlar. Ekrem İmamoğlu ile ilgili kısa sürede bir karar verildi. İstinafta bekliyor. İstinafta birçok dava bekler. Yani yığılmalar var, şu var, bu var. Ama Sayın İmamoğlu'nun feryadını şuradan almak lazım. Bir, sanık olarak böyle bir hakkı var. Bu kadar ifşalanmış konuya rağmen yargılanmış, ceza almış, alakasız bir yerden YSK üyeleri çıkmış demiş ki biz bunu üzerimize almıyoruz ya. Başkan açıklama yapmış. Mağduru diye gösterilenler biz mağduru değiliz bunun demiş. Evet. Buradan bir ceza verilmiş. Sayın Bakan'ın da şikayeti var. Bana söylenildi diye. Şimdi bu tablonun içerisinde bu davayı uzun süre tutmamanız gerekiyordu. Bu davayı uzun süre tuttuğunuz zaman bunun bir mühendislik olduğu düşünülür. Ekrem İmamoğlu'nun serzenişi sanıklarla ilgili bir hakka erişme serzenişidir. Adil yargılama dediğimiz sürüncemede kalmaması gereken yargılamadır. Yargılamanın sonuçlarının zamanında oluşturulması meselesidir. Ama ben altını çizerek söyleyeyim şunu. Ekrem İmamoğlu halkın önemli bir kesiminin sevgilisi olmuş vaziyette. Burada bir anomali hali söz konusu olur ise bunun olmamasını diliyorum. Hukukun doğru yerde tecelli etmesini ve benim içinde bulunduğum camianın da hiçbir şekilde zan altında kalmamasını arzu ederim. Benim bulunduğum yer hukuka sahip çıkmaya gerektiriyor. Kurumsal sahip çıkmayı zorunlu görülürüm. Çünkü demokrasimizin en önemli ayağıdır. Adalet ve hukuk. Onu burada kirletmeye tevessül edecek yerde değilim. Ama maalesef bu anayasal sistem dediğim gibi az önce bu işi zora sokuyor. Şimdi benim burada temennim şudur. Bence bir an önce bu kararı açıklasalar iyi yaparlar. Sonuç itibariyle ama bu kararla ilgili bazı aşamalarında yürünmediğini görüyorum. Yani bir günlük, iki günlük mesele değil. Orada beklemiş. Kemal Bey'in açıklamaları çok doğru. Orada olduğu yerde yatıyor. Hareketlenme nedeni de Sayın Bakan'ın açtığı davayla ilgili oradaki savcı müzekkereyle bir şey soruyor. Kardeşim ne oldu bu dava diye. Toplum ayağa kalktı. Her şey birbirine karıştı. Ama altını çizerek bir şey söyleyeceğim. Tekrar ediyorum. Ekrem İmamoğlu halkın önemli bir kesiminin sevgilisi haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan biz bu pratiği yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanı'na haksız bir ceza verildiğinde bu toplumun nasıl Malkoçoğlu haline geldiğini, nasıl haksızlıklara karşı duruş gösterdiğini, seni seviyoruz uzun adamları nasıl yazdığını gördük. Umarım ve dilerim ki olmaz. Ben bunları konuşmayı da tercih etmiyorum açık söyleyeyim. Sayın İmamoğlu'nun ceza alması, almaması, yargısal meseleler aslında bizim konuşmamamız gereken bir yerde duruyor şu anda. Bir an önce yargı işini yapsın, bitirsin. Yani buradan bir profil çıkarma anlamında konuşmuyorum. Ama bir kaza oluştuğu zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın görmüş olduğu teveccühün 10 katını Ekrem İmamoğlu görür. Peki. Çünkü toplum çok sıkıştı. Yoksul, işsiz, sıkıntılı bir yerde. Bakın 2000'li yıllara doğru geldiğimizde de aynı şartlar vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'na bilinçli sahip çıkmayla beraber belli ölçüde bankaları çökmüş, sisteminde arazlar olan bir yapının karşılığı olarak o refleks oluştu. Benzer şartlardayız, daha ağırlarını yaşıyoruz. O yüzden ben burada yargının yakasının bırakılmasını, herkesin bulunduğu yer itibariyle mesafeli durmasını ve bir an önce bu kararın verilmesini arzu ederim. İmamoğlu'nun konuşmaları sanıkların verebileceği reflekslerdir. Büyük harflerle sanık konuşabilir. Suç işlememek kaydıyla derdini anlatabilir. Sayın Bakan'ı çok severim. İyi bir dostluğumuz var. Ama Sayın Bakan'ın şöyle bir hatası oluyor. Henüz soruşturması açılmamış olan konularla ilgili bile açıklama yapıp hassasiyetler ortaya koyuyor. Falanca yanlış yaptı, onunla ilgili soruşturmayı başlattık. Bakanlar ön yargı oluşturacak şekilde konuşmazlar. Burada muhataplık Sayın Bakan'a ait değildi. HSK'nın basın birimi var. Bu konuyla ilgili Sayın İmamoğlu'nun açıklamasından sonra bu açıklamaları yapardılar. Bu dava şu aşamadadır. O dairede şu kadar davamız var. Sayın İmamoğlu'nun da avukatı Kemal Bey konuşabilir miydi bu konuyla ilgili mesela? Konuşabilir. Avukatlar konuşur. Yani hayır, Sayın Bakan'ın bulunduğu yer, Sayın Bakan'ın bulunduğu yer taraf olma ve yargı üretme yeri değil. Yargı ile ilgili olumlu ya da olumsuz gelişmeler söz konusuysa HSK'nın basın birimi var. Orası ihtiyaç duyuluyorsa bununla ilgili açıklama var. Sayın Bakanım buralarda taraf durumuna düşme. Bunu dostluğumdan dolayı seviyorum. Seviyorum. Evet. Düzgün insan, iyi insan. Bakın burada açık açık söylüyorum. Adalet Bakanımız kıymetli bir insan. Ama her topa böyle girmesi doğru değil. Peki. Teşekkür ederim. Ama burada bir taraf pozisyondan öte hani mahkemeleri koruma HSK. Pozisyonunda hocam adres HSK. İlişkin. HSK hocam ASK. Tamam ya Adalet Bakanı da bir refleks gösterebilir. Adalet Bakanı onca yani, onu nerede konuşur biliyor musunuz? Evet. HSK'nın toplantısında başkan vasfıyla konuştu. Yani. Yoksa HSK'nın basın birimi. Sonuç itibariyle yani Adalet Bakanı'dır, mahkemeler hep zora düşer hocam. Önemlidir. Ben kayırıyorum arkadaşlar. Ama şey yaparsa yani bir... Bu konuşmalardan sonra yarın başka bir karar çıkarsa bakan da elini soktu denilir. Yok. İşte dikkatli, yürütme dikkatli duracak. De, ben hiçbir şekilde yani bir hakaret suçu... Ha bir de o var. Tabii. Bir de o var. Evet. Özür dilerim. Yani, İyi ki dile getirdiniz. Evet. Buradan bir siyasi yasak nedeni olmamalı. Olmamalı. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bence de Mehmet Hoca bence saptaması doğru. Ekrem Bey açısından bu bir mağduriyete yol açar. Siyasi olarak bunu bir artıya dönüştürür. Hakkıdır, yapacaktır. O yüzden bu kadar röportajı uzunca paragraf paragraf açıklama yani bunun üzerinde durmuş. Zaten biraz kendini de hararetlendirmiş ve bu sefer de işte yanlış anlamaya mahal verecek. Mesela öyle demeyip de ben kamu vicdanına bırakıyorum, halkımı vicdanına bırakıyorum gibi bir cümle kursaydı daha şık olurdu. Oysa izleyicimiz de o algıya ya da o cümleyi kuramazdı. Evet. Yani dolayısıyla o yanıyla bundan kuşkusuz siyaseten yararlanmak isteyecek sonuna kadar. O zaman soru şu, istinaf bir ara şey. Orada bak dikkat edin bir de Yargıtay vurgusu yapıyor. Yani istinafta reddedilmesi mi davanın yani bozulması mı birinci derece mahkemenin kararını yoksa onaylanarak Yargıtay aşamasına geçmesi mi daha iyi olur? Daha iyi olur. Daha iyi olur siyasete. Yani işin bir de bu yanı var. Yani evet işin bir de Cumhuriyet Halk Partisi içine dönük de mesajları da var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde ya yarın öbür gün bak Ekrem Bey'in kafasında bir şey kılıcı var. Siyasi yasak falan. Şimdi sıkıntı olur falan diyecek bir kulvar da cesaretlenir. Aday olmak isteyenler falan var yani. Şimdi o açıdan pozisyon alıyor Ekrem Bey. Bu dava meselesini bir siyasi zemin olarak ki yine söylüyorum yani bunu yapacak tabii siyaset yapıyor yani. Yani şimdi ama benim şeyim şu. Yani ben Ekrem Bey'i daha eskide tanıdım. Yani Beylikdüzü Belediye Başkanı bir de hemşerimizdi. Evet. Hep şunu istedim. Yani 2023'te de yani öyle ya da böyle popüler bir lider profilini çizdi. Belki oydu hedefi, onu başardı. Ama onun yerine İstanbul'la yatıp kalkan, İstanbul'la anılan, İstanbul'la bu dönemde de şimdi gene yani bir genel başkan pozisyonunda falan artık oraya geldi. Oradan kaçışı da yok zaten. Yani ele avuca da sığmıyor. Bunu da çok istiyor ve seviyor. Yani ona Sayın Cumhurbaşkanım pankartası hoş geldiniz dediğinde çok heyecanlandığını da ifade etti zaten. Dolayısıyla yani şimdi bu işi bir an evvel ya Cumhuriyet Halk Partisi karar verecek aday meselesine. Bana da birileri bunları yakıştırsa bunlar olur yarım heyecanlanır. Yani gayet normal bir şey. Hayır yani sonuç itibariyle İstanbul Belediye Başkanlığı meselesinde yani enerji yine dağılıyor Ekrem Bey için. Peki, tamam hazır şimdi biraz önce Turan Bey dedi ki, Yaşar Hocam evet. Siz dediniz hem tanıyorum, tamam ben de teveccühünüz var bir anlamda. Hem yakınen tanıdığınız için hem de siyasi kimliği itibariyle. Turan Bey de dedi işte halkın teveccühünü kazanmış, sevgili olmuş bir isim olarak görüyor. Kendisi onu ifade etti. Şimdi İmamoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? O zaman hazır açılmışken. Evet. Şimdi bir anket var çünkü. Evet. Ünlü anket şirketinden Mansur Yavaş... İsmi ön plana çıktı. Kamuoyu araştırmacısı MAK danışmanlığı sahibi Mehmet Ali Kulat, siyaset arenasının ana gündem maddelerinden birini oluşturan bu, işte tabii ki muhalefet cephesindeki Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalara ilişkin dikkat çeken bir sonucu paylaştı. Kulat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığını gündeme getirdi. Çok net olarak söylüyorum. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayıdır, aday adayıdır demiyorum. Kesinlikle adaydır dedi. Bunu diyen şey mi araştırma? Kulat. Sayın Kulat söylemiş. Neyse o onun görüşü. Ama çok keskin ifade. Kulat mı belirleyecekmiş muhalefetin adayını? Bilemiyorum. Söyleyen yani şimdi mesuldür. Evet. Ama şu gerçek tabii yani. Şu gerçek Sayın Mansur Yavaş da. Siz kulis değil bilgi demiştiniz bir de Sayın İmamoğlu'nun adaylığı ile ilgili. Bir başka yayınımızda. Yani evet yani ben öyle bir kuvvetli bir kulis. Sayın Kulat da demek ki başka bir yerlerden mi başka bilgiler aldı? Yani Şaban Bey'in dediği başkan yardımcısı olacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Öyle değil miydi? Evet. Öyle benim aldığım şey öyleydi. Hani Yani Brezilya. Öyleydi. Değişmediyse o öyleydi değil mi? Yani Ekrem Bey'in aday şeyinde. Ekrem Bey Cumhurbaşkanı aday olacak. Mansur Bey razı seçilirse olur. O da yardımcısı olacak. Evet. Ha, yani şey oydu. Peki. Bu farklı ama bu kesinlikle aday olacak diyor değil mi? Öyle diyor. Kesinlikle. Tamam, peki. Çünkü Mansur Yavaş'ın oy artışı daha yüksek. Evet. Ekrem İmamoğlu'na göre. Yani şimdi, oradaki blokta öyle bir iddia doğru. var. Yani buna ilişkin başka çalışmalar da rastlıyoruz. Yani Mansur Yavaş'ın daha çok, yani daha geniş bir kitle açısından oy alabilecek bir aday olması bakımından. Sayın İmamoğlu mesela ben çok ağır bir meselenin içerisinde olduğumuzun farkındayım. Çok net söylüyorum. Ekrem İmamoğlu millet nerede isterse orada olacak. Yani orada başka canlıcı bir şey var. Ben aradım da ben bulamadım ama... Hangi cümleyi söylüyorsun? Şeyde, bu hani bir süredir bunu başlatan da... gerçi daha önce Ekrem Bey de benzer şeyler kullanmıştı da futbol terimleri kullanılıyor ya şimdi. İki forvetliyiz, ben teknik direktörüm diyor ya Özgür Özel, Sayın Özgür Özel. Evet. Kimin penaltı atacağına karar veririm ben ve kurullar ben, falan diyor ya. Ve kurullar. Ona ilişkin bu son röportajında Sayın Ekrem İmamoğlu ne diyor? Diyor ki biz takım oyunu oynarız. Ama diyor öyle mevki belirlemeyi de doğru bulmam yani. Evet. Evet. Ama mevki dün akşamki ifade. Dünkü şeyinde. Şimdi o çok önemli bir şey. O yüzden diyor ki halkım beni nerede görmek isterse ben oradayım. Yani ne demek o? Öyle teknik direktörüm, kurullar, iki forvet. Siz belirlersiniz. Halk belirler diyor. Bir, iki, bu mevki belirleme nereden çıktı diyor. Öyleyse zaten ben tek forvettim. İkinci forvet nereden çıktı? İki forvetli mi oynuyor Cumhuriyet Halk Partisi? Futbol derimiyle yani bazı takımlar çift forvet oynar, bazı tek oynar. Üstelik de ben ağırlığımı da koydum. Bak kongreye de koydum. Bu bir gerçek değil mi? Yani kim itiraz edebilir buna? Yani sonuç itibariyle güçse daha çok parti içinde de güç bana aittir. Yavaş'ın pozisyonunu nasıl görüyorsunuz? Sayın Kulat'ın değerlendirmesi kendine hastır dedi. Ona bir kul var. Yani hem kendisi bir anlamda artık benimsedi ve soruldu ona birkaç kere. Niye olmayayım? Partim isterse falan. Mesela şu cümlesi de enteresan. Vatandaşta bir teveccüh görülüyor. Sonuç ne olursa olsun, yani bu işin başka bir yanı, CHP aday göstermese bile 100.000 imzayı toplayıp da aday olabilir. Vatandaşta bir teveccüh görülüyor. Yine yani aynı, Turan Bey siz aynı kişi Sayın İmamoğlu'nda bir teveccüh olduğunu söylediniz. Sayın Yavaş'ta. Mansur Yavaş'a da görülüyor. Gayet normal. Şimdi, gayet normal. Şaban ama ben şu anda Cumhurbaşkanı adaylıklarını tartışmıyorum. Bunların ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne halka bir faydasının olduğunu düşünmüyorum şu anda. Ama herkes ama adı geçen her yani aday olabilecek her arkadaşımız Sayın Mansur Yavaş, Sayın Özgür Özel, Sayın Ekrem İmamoğlu ya da başkaları doğal olarak bu hazırlıkları yapabilirler, yapmaları da gerekir. Ama biz bunu tartışıp onları birbirine kırdıracak yerde değiliz. Ben bu zenginlikten mutluyum ama bunun doğru yönetilememesinin yaratacak olduğu faturayı çok kabullenecek yerde oturmuyor. Peki bu kadar dilendirildikten sonra adaylardan bunu aday gösterilmezse bir küskünlük durumu veya bir çatışma ortamı oluşur. Kimse de bir küskünlük olmaz. Kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi özel bir şey. Ama şimdi bakın bugünden yarına siyasette ne olacağını bilemeyiz. Böyle don biçmeye kalkarsak hatalı işler yaparız. Evet. Türkiye'nin merkez sağı var, solu var, az önce söylenen başka yanları var. O yüzden ben burada oturup ahkam kesmek yerine ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu zenginlikten mutluyum ama bu tartışmadan mutsuzum. Herkes kendini hazırlayabilir. Benim de fırsatım olsa kendimi Cumhurbaşkanlığına hazırlarım. Ama bunun böyle Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden bütün gündem saptırılarak sadece bir yarışma ve karşılıklı hani bardaklar birbirine değsin kırılsın şeklinde konuşulmasından rahatsızım. Doğru bulmuyorum. Buna fırsat verilmesini de siyasilerin fırsat vermesini de doğru bulmuyorum. Türkiye'nin çok ciddi gündemleri var. Mesela bununla alakalı çözümlere yoğunlaşmamız lazım bizim. Ya bu halk bizden Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı, Özgür Özel mi aday olacak diye bir beklenti içerisinde değil. Ya domatesini yola döken bir halk var. Patatesini satamayan bir halk var. Buğday ithal edildiğinden dolayı elinde kalan, 58 yaş ortalamasıyla çiftçilik yapmaya kalkan, sadece çiftçiler için söylüyorum bir halk var. Biz bu ekranlarda Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı şeylerde fanusun içerisinde konuştuğumuz süre içerisinde bu halka kamusal bir haksızlık yapıyoruz. Ben bunların esas eleştirmek anlamında değil, çözümlerine akıl sunabilmek anlamında. Mesela çiftçiye maliyet artı makul kar diye bir şeyi anlatmam gerekiyor benim buralarda. Onun için Ekrem İmamoğlu da olur, Mansur Yavaş da olur, Özgür Özel de olur, Sayın Cumhurbaşkanı da olur. İşte şimdi o çözümü üretecek kimlerse. Buna sebep olan yine onlar oluyor. Ya bu mühendisliği doğru bulmuyorum açıkçası. Mesela Kemal Bey ne yapmaya çalışıyor? Niye pozisyonunu sürdürüyor? Nedir sürekli görüşmeler? O görüşmelere mesela hiç siz kayıtsız kalın, haber olmasın. Ekrem Bey, Kemal Bey'le görüşsün, Özgür Bey'le görüşsün, Mansur Bey'le görüşsün. Mümkün değil. Mümkün yani haber ajansları ekran karartamaz. Yani yapmayın bunu o zaman. Niye Kemal Bey demiyor ki bu çocuklar hepsi benim yetiştirdiğim, benim siyasete kazandırdığım gençlerdir? Niye demiyor? Diyemez mi? Mansur Yavaş'ı da başka gelenekteydi, direndiler ama ben kazandırdım. O da benim eserim. Açılımsa ben yaptım açılım. Demiyor. Her konuştukça bir fırtına esiyor. Bir dalgalanma başlıyor. Yani dolayısıyla bu, yani Turan Bey'in dediği şey şu önemli tabii. Yani ekonomide ne yapacaksınız? Dış politikada merak ediyoruz. Şimdi eğer Namık Tan çizgisinde bir dış politikaysa, ki hala genel başkan yardımcısı, yandık yani. Hayır hocam, Namık Tan genel başkan yardımcısı değil, o konuyla ilgili. Değil mi? Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi çok açık, net açıklama yaptı Mavi Vatan'la ilgili. Yapmayın, gözünüzü seveyim. Şimdi polemiğe gireceğiz. Genel başkan dahil yanında 4 tane bu konudan sorumlu genel başkan yardımcısıyla Mavi Vatan'ın, tabii, Mavi Vatan'ın, mavi gökyüzünün, mavi Namık Tan'ın hep kendi görüşleridir. Namık Tan da orada otururken bunlar Namık Tan'ın kendi görüşleridir denildi. Evet. Yani bizim kurumsal görüşümüz aynen değildir. Böyle söylenildi hocam. Görevi ne? Sadece milletvekili mi? Sadece milletvekili, evet. Danışman falan değil mi dış politikadan sorumlu? Dış politikayla ilgili başka görevi varsa değil bildiğim kadarıyla. Ama bakın Namık Tan'ın da oturduğu 5 kişilik bir basına açık yerde bu söylenildi ya. Yapmayın artık. Şimdi de çok önemli şeyler yazmış bu akşam. Şimdi de BRICS'le ilgili yazmış. Diplomatik çılgınlıktır ve intihardır diyor. Ne yazmış, tekrar eder misin? BRICS'e başvurmak diplomatik çılgınlıktır ve intihardır diyor. Yani bırak onu Amerika söylesin ya. Size ne oluyor? Size ne oluyor? Voice of America. Olmaz böyle bir şey. Ben neyse yani katılıyorum. Voice of America diyorsunuz da. Güvenlik politikaları. Yani BRICS'e başvurmanın Türkiye aslında çılgınlık olduğunu ben de öyle düşünüyorum. Dedim ben zaten. O ayrıca tartışacaksak fikirlerimizi söyleyelim. Bu arada hocam BRICS'i de sıkıştırdı araya da. Yok evet. Güzel bir konuydu. Bu akşamın gündemi yani. BRICS konuşulur yani başlı başına. Zengin bir konu. Çünkü füze gibi attı. Yani mesela İsveç'in NATO oylamasında CHP hayır deseydi benim için daha kıymetliydi. Yani. Ben çizgimde hiç değişiklik yok. Evet. İktidar getirmiş, dış politikada birlikte hareket edildi, destekledi. Etme, farklı ol. Şimdi BRICS'e de başvurmayı, ona Amerika rahatsız olur, sen olma Şaban Bey, bırak onu. Hocam BRICS'in şöyle uluslararası ilişkiler. Neden Amerika rahatsız olacak? Bak bugün biz başvuracağız. Bugün BRICS'e. Bak bugün başvuracaksak ki başvuracağız. Mücadelesinde esas olan şey şu. Amerika mümkün olsa bütün ittifakların içine girmek ister. Hocam BRICS'le ilgili bir şey söyleyeceğim sonunda. Dönelim. Bak gaza getirdin beni ha. Şimdi BRICS'le alakalı az önce Mısır'la ilgili ne dedik? Mısır, Çin'le, Rusya'yla, ABD'yle ve şimdi de Türkiye'yle çok farklı bir ilişkiler ağı kurgulamak istiyor. Şangay'la da dünyanın gerçekliği bu. Evet. Coğrafi konumu zorunlu kılıyor. Dünyanın gerçekliği bu. Türkiye'nin de kendini daha geniş pazarlara yöneltmesi ve bir ekonomik alan yaratması kadar bu arada şunu da altını çizelim mi? BRICS'le Şangay bu arada bahsediyoruz seyircilerimiz. Burada ana sorunlardan ekonomi başlığı altında toplanmış ülkeler birliği diyebiliriz. Hayır, ama işte sorun burada. Yani siyasi ya da güvenlik işbirliği yok. Gelişmekte olan ülkelerin bir araya geldi. Tercihler nasıl oldu? Ya askeri bir işbirliği yok. Hayır bakın öyle değil ama. Öyle değil. Şöyle. Şangay İşbirliği Örgütü'nün böyle bir korumacılığı söz konusu değil. Yani BRICS üyelerinin üzerinde onlarda da ekonomik bir dengesizlik var. Çin'le Brezilya aynı tabloda değil yani. O dengesizliğin devam ettiği yerde tehlikeler de var. Ama her ekonomik örgüt aynı zamanda kendisine ilişkin siyasal tablonun dayatıcısı haline gelir ekonomik tablosuyla beraber. Türkiye'nin burada diğer ülkelerden bir farkı var. Türkiye NATO üyesi, Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS'i domino eden ülkelerin de aynı zamanda bir güvenlik işbirliği örgütü. Böyle baktığımız zaman Türkiye'nin bu çelişkileri doğru tarifleyerek çok sağlıklı adımlar atması lazım. Ben BRICS'te görüşmesini etmesini falan demiyorum. Siz üye olmasından yanasınız ama. Üye olmasından yanasınız. Hayır, Türkiye'nin bu pazarı genişletmesi gerektiğinden yanayım. Ama Türkiye NATO üyesi olarak NATO'nun karşılığında Avrupa Birliği'nin konumlandığı, ABD ve Avrupa Birliği'nin konumlandığı bir yerde çok sui generis bir ülke olarak orada. Diğerlerinin tamamı Kuzey Atlantik Paktı'nın dışında Avrupa Birliği ile ilişkileri yok. ABD ile başka tür ilişkileri söz konusu. Şöyle bir şey diyebilir miyiz Turan Bey? Antiparantez, 2010 yılından beri aslında Batı ile bir dalgalı seyir var ya, orada bu retoriği Şangay'a katılmak retoriğini ülkeler benzer hani bir bak sen beni istemezsen ben böyle yaparım. Dünyada böyle bir arayış söz konusu ama Türkiye çok sui generis bir yerde ölçüyü kaçırarak hamleler yapmaya kalkar ise Türkiye diğerleri kadar rahat olamayabilir. Ne demek istediğimi daha fazla anlatamıyorum. Hocam anladınız mı ne demek istediğimi? Türkiye NATO üyesi. Tabii. NATO ayrı bir tartışma açmayalım. Ama bakın NATO aynı zamanda bir pazarlama örgütüdür. Tabii. İçindeki bulunan ülkelerin aynı zamanda pazarlamacısıdır. Yani. Bu pazarların çatışabilme ihtimalinin olduğu yerlerde Türkiye sadece bir kişi orada ve bu çok özgün koşulları taşıyor. Çok dikkatli adım atması lazım ve ben BRICS meselesinin siyasilerin daha geniş olduğu bir atmosferde konuşularak adımlanması. Namık Tan'dan buraya geldik de bir anda. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bir vurgu yaptı. Sizi konuklarımız bakın cümleden farklı bir bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bir vurgu yaptı. Biz tavizsiz bir şekilde Avrupa Birliği yolunu yürüyeceğiz. Orada 70 küsür Sosyalist Enternasyonel üyesiyle alakalı Romanya'daki toplantıda işte şunları dile getireceğiz. Bu tercihler farklı tercihler. Bunu iyi görmek lazım. Birisi ki sadece böyle yalın alıp aman ha Türkiye kurtuluşu dersek hata yaparız. Ama Türkiye'nin gelişmemesi, genişlememesi ve sürekli bir şeyin içerisinde, kalıbın içerisinde kalmasına mahkum şekliyle de tanımlarsak yine hata yaparız. Benim söylemek istediğim bu. NATO üyeleri için NATO aynı zamanda bambaşka alametlere hamle yaratabilecek bir yerde bir örgüttür. Yani sadece güvenlik örgütü değildir. Yasin Bey, ben de bir cümle. Şimdi yani NATO mu BRICS mi Türkiye tabii ki bence de bu ayrımda kalmamalı da aslında. NATO aynı zamanda işte, ne bileyim Avrupa Birliği'dir falan. Hayır güvenlik örgütüdür. Oradan yani, ABD Avrupa Birliği. Yani, şöyle bir şey yapalım. Bakın, bugün siyasetçi yani çok kısa bir söylediğinden ben şunu anladım. Çok yani siz NATO üyesi olarak BRICS'e başvurmaya tek örneksiniz. Sui generis durumunuz var orada. Kalkarsanız başınıza çok kötü şeyler gelir. Hayır bir tehdit ben ülkeye kullandırtmam. O ayrı bir konu ama her şeye hazır bazı adımları rastgele atmamak lazım. Çok yaygın hale getirmek, siyasette sahiplenilir hale getirmek lazım. Yoksa yalın kalırsınız. Sizin yani, siyasi ömrünüz de sınırlı kalır. Sizce mesela Cumhuriyet Halk Partisi bunu da tartışabilmeli. Cumhuriyet Halk Partisi bugün bir cevap verdi diyorum. Sayın Genel Başkan dedi ki Avrupa Birliği bizim için olmazsa olmaz. Biz oraya emin adımlarla yürüyeceğiz. Bu Türkiye'de bir fikir birliği olmadığını gösteriyor. Hazır oradan buraya getirmişken hem Şaban Bey ile devam edelim. Sayın Genel Başkan'a bahsetmişken. Şimdi iktidar tükenmişlik sendromunda ne yapacağını bilmiyor diyor Sayın Özel. Hem Şaban Bey hem oradan toparlayarak bu konuda da atıfta bulunalım. İçeride çok seslilik var. Ama hani deyim yerindeyiz. Ben konuşmuyor muydum? Nasıl? Yok. Abi, çok devam edeceksin. Hocam zaten sıcak konuşuyordu. Hayır yani mikrofon hocadaydı. İçinden çıkamadık. BRICS'te bugüne kadar BRICS'te ilgili programlar yazmış. İki laf etmez ama. Hayır 5 programlık konu BRICS çok geniş. Ben kısa birkaç cümle. Ben çok uzatmayacağım hocam. Daha sonra söz. BRICS'in geniş bir şekilde. Şimdi Sayın Özel'in açıklaması böyle sürekli Türkiye'de bir çatışma olsun. Ve biz buradan eski gücümüze kavuşalım istiyorlar. İktidar için söylüyor, atıfta bulunuyor. Evet. Maalesef Erdoğan'ı şuna ikna etmişler. Evet açsın, yoksulsun, işsizsin ama tehlike büyük. O yüzden bizim partiye vermelisin. Niye? Yoksa bayrağı indirecekler, yoksa vatanı böldürecekler, yoksa ezanı susturacaklar. Yani tükenmişlik sendromundan başlayıp bu cümleye varana kadar bir dizi. Bunun alt metninde de yani iktidarın kamuoyuna verdiği ya da dayatmaya çalıştığı bu anlayışın alt mesajında da bütün bu kötülükleri Batı yapıyor Türkiye'ye. Tamam, Batı yapıyor diyorlar. Amerika'dan başlıyorlar işte. Avrupa'daki kimi ülkelerinde isimleri sayılarak işte Türkiye'yi bölüp parçalamak istiyorlar. Düşmanlaştırıyorlar Türk toplumuyla Batı'yı. Yani Batı dediğimizde Türkiye'nin hani yani kuruluşundan beri yönünü döndü. Yani medeni dünya deyince şimdi tabii başta hocam işte o şeyler mi, emperyalistler mi falan diyecek ama o ayrı bir tartışma. Yani burada hani demokrasi, hukuk, insan hakları, sosyal yaşam anlamında medeni dünya diyorum. Bugün şimdi mesela İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin dün attığı bir tweet var. İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe. Bak, mutfakta yangın büyüyor, Avrupa Birliği'ne geleceğim. Evet. Gıda enflasyonu açısından OECD ülkeleri arasında en kötü durumdaki ülkeyiz Türkiye olarak. TÜİK verilerine göre, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de gıda enflasyonu %44,88 olarak açıklandı. Avrupa Birliği ülkelerinde gıda enflasyonu ortalaması 1,6, sadece 1,6 Avrupa Birliği'nde. Türkiye'de neymiş? 44,88'miş. OECD ülkeleri arasında Türkiye'den sonra en yüksek gıda enflasyonu %7,7 ile Meksika. Yani OECD ülkeleri arasında da Türkiye'nin felaket bir şeyi var. Fazla uzatmayacağım. Şöyle diyor. Rica ederim, buyurun. Kamu yönetiminde, yine Buğra Gökçe'nin tweet'i. Kamu yönetiminde, yani Buğra Gökçe'nin tweet'ini okuyorum. Çünkü Buğra Gökçe'nin bu tür şeyleri bir, hani İstanbul Planlama Ajansı'nın resmi veriler üzerinden ürettiği bilgiler bunlar. O nedenle önemli. Kamu yönetiminde yapılan hataların bedelini 85 milyon ödüyor. Eğitim, öğretim dönemi açılırken, malum önümüzdeki haftalarda işte başlayacak, okullar açılacak, çocuklarımız, milyonlarca çocuğumuz okula gidecek değil mi? Bakın ne kadar önemli bir veri var burada. Türkiye'de her 5 çocuktan biri, bir daha söylüyorum, Türkiye'de her 5 çocuktan biri yeterli beslenemiyor. Yani bizim böyle bir ülkemizin, realite, bizim milletimizin çocuklarının 5'te 1'i, %20'si yeterli beslenemiyor. Yönetimde katılımcılık, şeffaflık, hukuka saygı, liyakat, akıl, bilim olursa sorunlar çözülür diye bitirmiş Buğra Gökçe tweet'i. Şimdi arkadaşlar gerçekten de böyle bir tablo var. Gerçekten felaket bir tablo içinde Türkiye ve biraz önce Turhan Bey çok güzel bir şey söyledi. Biz burada bir fanus içinde giriyoruz televizyon stüdyolarına. Ya 3 aşağı 5 yukarı hepimizin de tuzu kuru kendi çapımızda. İşte CHP'nin adayı kim olacak? Efendim Sisi geldi, şöyle oldu, böyle oldu. Böyle hani toplumun sorunlarından, çocukların açlığından, yeterli beslenememesinden uzak, kirasını ödeyemeyen vatandaşlarımızın, emeklilerimizin, torununa harçlık veremeyen emeklilerimizin dertlerinden uzak, farkında değilmişiz gibi, biliyoruz da konuşmuyoruz. Farkında değilmişiz gibi. Burada kendimize göre bir şeyler konuşuyoruz filan. Dolayısıyla hani Turan Bey demin onu demeye çalışıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu tuzağa düşmemeli. Özgür Bey'in biraz önce okuduğun mesajı da o. CHP bu tuzağa düşmemeli. Yani CHP derken aslında bu sorun CHP'nin sorunu mu? Ne alakası var? Şimdi geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarımız için de ya da yeterli beslenemeyen çocuklarımız için de Cumhuriyet Halk Partili ailelerin çocukları da var. AK Partili ailelerin çocukları da var. Milliyetçi Hareket Partili ailelerin çocukları da var. DEM Partililerin çocukları da var. Hepimiz bir milletiz biz. Dolayısıyla bunlar neden konuşulmuyor, neden çözülmüyor? Biz neden bunları dert edinmiyoruz? İşte Sayın Mehmet Şimşek, hani Hazine Ekonomi Bakanımız çırpınıyor, uğraşıyor ekonomiyi tekrar alıp hani düzeltmek için. Mesela bu şey, Mehmet Şimşek diye biri yok dedi. Yani atanan birisidir Mehmet Şimşek. Kim dedi? Sayın Özel. Bir nevi öyle değil mi? Yani, bir nevi öyle değil mi? Özel'in görüşü. Bir nevi öyle değil mi? Sayın Mehmet Şimşek şunu söylüyor, diyor ki buradaki siyasi sorumluluk mevcut iktidara aittir. Sadece Mehmet Şimşek'e milletin önüne koyup şimdi ayrıştırmamalı. Mehmet Şimşek burada... Şöyle bir şey var. Eleştiri boyutunu da tartışıyoruz da. Önerisi ne CHP kanadının? Yani enflasyondan çıkış veya bir ekonomi kurmay kadrosu, ekonomi politikası, yani vatandaşa somut maddeler halinde olumsuzluklardan kurtulma reçetesi... olmaz mı? Binlerce sayfa olur mu? Yani binlerce sayfa olmaz mı? Bunun çalışmaları önce hukuk, önce hukuk. Ankara'da hemen birkaç cümleyle yazın, birkaç cümleyle. Mehmet Hocam çok affedersiniz. Mansur Bey'in ev sahipliğinde bir yemek yendi. Hemen koyalım Şaban Bey'le, hemen size birkaç cümleyle. Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masaları kurdu. İşte Güneydoğu'larda, işte Ege'de, Karadeniz'de, Akdeniz'de o ekonomi masaları üreticilerle, sanayicilerle, KOBİ'lerle şey yaptı, görüşmeler yaptı, temaslar yaptı uzmanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomistleri. Dışarıdan işte partili olmayan ekonomistlerle ekonomi masasının hukukçuluğunu yaptım. Oturup çalıştılar. 5 yıl boyunca ekonomi masasının hukukçuluğunu yaptım. Yani biz bu duruma neden düştük? Biz bu duruma 2018'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın NAS demesiyle geldik. Yani bu perişanlığı biz niye yaşıyoruz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın NAS popülizmi, çok affedersiniz, bir suçlama anlamında söylemiyorum, bir siyasi tercih anlamında söylüyorum. İşte Mısır'da şöyle oldu, katil Sisi dedi, Mısır'la ilişkileri kopardı. Suriye'de bodoslama girdik. Peki. Suriye'den 5-6 milyon bunlar hiçbiri, göçmen geldi buraya. Konuştuklarımızın olsun, size faydasının olmadığını bu halde. Sonra da Sayın Mehmet, bunları konuştuk, izah ettik size. Sonra da Mehmet Şimşek'i... Şaban Bey'in kısa konuşması mı bu? Sonra da Mehmet Şimşek'i adeta teknopar. Sayın moderatörü hatırlatırım, 7 dakika sonra bitireceğim programı. Şaban Bey dinlememiş ki yani. Sol tarafta isyan var. Yaşar Bey'e son dakika golü attırma bize ama ya. Konuşmak zorunda kalmayalım. En son ben konuşacağım. Biraz önce zaten... Sayın Mehmet Şimşek, Sayın Mehmet Şimşek bir anlamda siyasetçi değil bugün. Son cümle artık. Sayın Mehmet Şimşek bir teknokrat gibi tıpkı 2001'de Bülent Ecevit hükümetindeki Kemal Derviş gibi. Peki. Bir şimdi burada ayaklara havada bir şey kaldı. CHP'nin ekonomi modeli ne diye onu benim anlatmam lazım da başarılı ama şimdi hoca bir dakikalık mevzu değil. Hocanın bana borcunuz var. CHP'nin ekonomi modelini size daha sonra anlatmam gerekiyor. Tamam. Burada. Bir kere not ediyorum söz. Konuşalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün dünyadaki gelişmeleri yeterince takip etmediğini görüyoruz. Birincisi Almanya'da resesyon tartışılıyor. İngiltere'de üniversite sisteminin battığını görüyoruz. Amerika'da sağlık sistemi var. Türkiye'de de büyük sorunlar var. İhtimali var maalesef. Bu sorunlara bakın. Bu büyük sorunlara küresel bazda neoliberal düzenin geldiği noktayı analiz edip dünyada yükselen ekonomileri görmezseniz bir maskenin içerisinde adeta aynı hikayeleri anlatır. Hocam neoliberal düzen hırsızdır ya. Birikse başvurmak intihardır diyen, birikse başvurmak intihardır, çılgınlıktır diyen bir Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili var. Namık Bey. Şimdi bakın bunu daha tartışmaya bile açmıyor mesele. Yani sadece Brüksel ve Washington merkezli projeksiyonlarla Türkiye'yi bakın Ünal Çeviköz'ün bile güzel bir yazısı var. Okursanız ben Ünal Bey'den daha iyi oldu. Ünal Çeviköz'ün çok güzel bir yazısı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç ummadığınız bir yazı, ben tavsiye ederim. Ünal Bey'den daha iyi bir şey oldu Namık Bey. Çünkü çok uzun yazıyor. Yazısında öyle şeyler var ki bakın Türk Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı çok onurlu bir şey var. Kaçak Fransız okullarını kapattı. Yani. Onu bile eleştiriyor. Ben çok iyi Fransız okullarıyla uğraşan Milli Eğitim Bakanı'na sataşmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı en onurlu işlerden biridir. Kaçak yabancı okulları kapatmış. Bravo, kesinlikle. Pierre Loti diye Türk öğrencileri kaydeden bir okula Türkiye Cumhuriyeti uyarı verdi. Bir Milli Eğitim Bakanımız yıllardır bunu dert edindi ve karşısına aldı. Bakın Namık'tan ne diyor? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin derdine bakın. Halbuki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir İstanbul Milletvekili işte dünyada ne oluyor, ne bitiyor buna dair Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşlerini söylemeli. Kastettiğim bu. Yani bir reçete çıkmıyor. Çıkmadığı için de millet de zamanı gelince takdir ediyor CHP'yi. Yaşar Hocam. Yani BRICS bir kalkınma bankası kurdu 2015'te Şanghay merkezli. 100 milyar dolarlık bir başlangıç sermayesiyle. 100'e yakın ki ağırlıklı Afrika ülkeleridir. Projeye 40 milyar dolarlık şu ana kadar verdiği fonlar var ve gerisini de tamamlayacak. Alternatif yani dolar saltanatı çöksün diye uğraşıyor. Bir yeni para oluşsun diye uğraşıyor. Bir riskin temelinde o var. Yani, farklı para kategorisi oluşturma. Tabii buna karşı çıkan doğru yanlış ama bu var. Tabii. Evet. Bretton Woods denilen o sömürge düzeneğinin IMF'si, Dünya Bankası'yla dayatılan sistemin mikrofonluğundan başka bir şey değildir. Ama hocam her para kendi sistemini dayatmaz mı? Ya, sen oraya gireceksin. Durmayı beceremezsen şimdi başına neler gelir? Yani burada karşı duralım. ABD'ye burada eleştiri yapalım. Ve şimdi Güney Afrika'daki 2023 zirvesinde yeni ülkeler katıldı. Çok ilginçtir. OPEC üyesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, başvurusu var. İran katıldı. Evet. Katıldı. Ve dolayısıyla bir yanıyla da petrodolar sistemine ilişkinde bir pozisyona dönüşüyor bu iş. O kadar kıymetli ki. Hocam Suudi Arabistan Amerika'ya rağmen rastgele bu başvuruyu yapabilir mi? Nasıl? Suudi Arabistan Amerika'ya rağmen rastgele bu başvuruyu yapabilir mi? Orada çok ilginç gelişmeler oluyor. Bak yine dedim ben, sistemlerin içine girerek birbirini kontrol etme dönemi. Suudi Arabistan'da şu anda yeni yapılan uzay kentine ABD finansı. Ona bakacaksınız. Hindistan'ın da Şanghay içerisindeki pozisyonu, İlginç. Tabii ilginç ve tartışmalı hale geldi. Başka yere gider yani, bu iş. Tabii. O açıdan... Yani Türkiye... Zaten ama bu arada bugünden yarına hemen olacak bir şey de değil. Mesela Belarus alırlar. Bir daha almama durumu şey var yani. Hayır hayır. Yani mesela teknik olarak da baktığımız zaman şimdi konuşuyoruz ama Belarus 2010'da hocanın çok sözüne girdik ama diyalog ortağı olmuştu. Vallahi ben ek olsun diye. Yani, vallahi 2015'te gözlemci oldu. 9 sene sonra tam üye. En çok da moderatör kesiyor değil mi? Şu olay bak. Moderatörümüze çok kapanışımıza hoca yaptı. Bu arada ekliyorum. Takılıyorum. Tabii patron sensin. Yani. Estağfurullah. Buyurun. Yani, hocalara saygımız var yani. Her zaman. Estağfurullah, estağfurullah. Dolayısıyla bu kıymetli bir şey. Zaten Mehmet Hoca söyledi. Yani o Türkiye bulunduğu coğrafi konum ona dış politika seçeneklerini zaten çeşitlendir diye dikte ediyor. Çok açık. Sen Asyalısın, Avrupalısın. Hatta Karadeniz ve Akdeniz uzanımıyla Afrikalısın, Karadenizlisin. Orta Doğu'sun, Orta Asya'sın, Kafkas'ın, Balkanlarsın. Bu zahmetli ama çok kıymetli bir coğrafi konum. Bunun dış politika seçenekleri bol olacak ve çok açık bir şekilde bunun için nerede hangi ittifak varsa içinde yer almalıyız. Yeni dönem ittifakların içine girerek kontrol etme dönemi. Bir kere bunu net saptayalım. Hiçbir yere de oradan çıkalım, buraya girelim falan şeklinde de bakmayın. Çeşitlendirin, seçenekleriniz bol olsun. Ben Turan Bey'den kesinlikle onu dinlemek istiyorum. Çünkü sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomik modeli yani böyle neoliberal politikalara hiç girmeyelim. Son 2 dakikalık bir mevzu değil. Onu sonra. Ayağı var. Öyle şey değil. Yok lafı vermedim yani, Turan Bey. Başka bir yayında kazandım. Hukuk var, yani, sektörel konular var. Hem dinlerim hem de lafı vermiyorum. Sosyal hayat şimdi var. Demedim canım. Efendime söyleyeyim. Doğa hayatı var. Sorularımı sorayım da. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi program için o zaman bunlar dipnot olsun. Fragman olsun bari. Neoliberal politikalara ne diyor? Onlar kamucu müdahalelerde bulunacağız tabii, diyor hocam. Çok net. Altını çizerek söylüyorum. Cevap verme şimdi. Sorularımı sorayım sonra. Şimdi burada fragman yapıyoruz. Yani ekonomi de bir tarih tezidir. Ben şuna inanmış bir insanım. Ekonomi politik dersleri de veriyorum. Uluslararası ekonomi politik dersleri. Yani kalkınma iktisadıdır bu işin esası. Evet. Sonuçta her kaynağını bir bebek titizliğiyle tespit İnsan edeceksin. İnsan odaklı olması lazım. Büyüteceksin. Ve oradan bir katma değer ve geleceğe ilişkin güvenli bir süreç başlatacaksın. Bu ülke kurulurken, henüz daha devlet yokken İktisat Kongresi toplandı. Hocam bu kadar neden de orada? Aklımdan geçmedi vallahi ya. Neden de orada? Ortak noktanız çok bu kalkınma meselesine çok katılıyorum. Büyüme yani, değil kalkınmadır esas olan. Siyasi bağımsızlık istiyorsak bunun esası ekonomik bağımsızlıktır. Türkiye'nin esası budur. Savunma sanayindeki ilk hamleler bunun için yapıldı ama köreltildi. Niye? Yani orada direnemedik. Emperyalizm etrafımızı sardı. Şimdi karşılığını veriyoruz, şimdi intikamını alıyoruz, daha fazla şeyler yapmalıyız. O yüzden bugün geldiğimiz noktada sonsuz şey şudur. Türkiye enerjiden ekonomiye tam bağımsızlıktır hedefi. Başka bir hedefi olamaz çünkü görüyoruz ki onun hasmı emperyalizmdir ama ona karşı mücadele ediyoruz. Nedir Türkiye'den istedikleri ya? Bütün terör örgütlerinin arkasındalar. Mevzilenmişler. Müttefik değil misin sen? Bu kadar uğraşılıyor, bu kadar diplomasi yapılıyor. 2 başkan değişiyor, yine oradan vazgeçmediklerini görüyor. Suriye'nin kuzeyinden yapmaya çalıştıkları, adına tatbikat dedikleri terör örgütlerinin terör provalarını yapıyorlar. Dolayısıyla direnen kazanır emperyalizme. Kimse onun mikrofonluğunu yapmasın, bu topraklara yakışmaz. Bu toprakların özü bellidir. Biz hiç kimseye, ecdattan beri devraldığımız tarihi sorumluluktur. Kimsenin sırtından geçinmedik, kimsenin geleceğini karartmadık. Biz kalkınacaksak, büyüyeceksek bütün mazlumlar içinde umut olacağız, olmaya da devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Bu 2. bölümde biz genelde hep açılıyoruz, farkında mısınız? Tam hararetleniyoruz ama öyledir. Program da bitiyor. Çok teşekkür ederim. Rica değerli yorumlarınız için, katkılarınız için sağ olun Turan Bey, Şaban Bey. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ekonomi ayağını konuşalım ama gerçekten Turan Bey. Söz. Evet.